Evet, iyi akşamlar. Değişik girişlerle programı artık başlatma kararı aldım. Hep aynı lafları söylüyorum diye geçen gün de söylüyordum. Efendim, yoğun bir hafta, çok farklı şeylerimiz var. Biliyorsunuz dünyada ilginç bir savaş daha patlak verdi. Bilmiyorum, Aref'ten, Kısa Dalga'dan dinleyen, o bölgede aktiviteleri dinleyenler var mı? Özellikle olağanüstü durumlarda önem kazanan bizim altyapılarımızı bir hayli hızlandırmamızın gerekliliği defaten önümüze çıkıyor. Dün itibariyle biliyorsunuz ARDN'de İstanbul POP noktası telekom altyapı probleminden dolayı buradaki nodu kaybettik. Şimdi hep bunu konuşuyoruz. Yani internet üzerinden ARDN'leri birbirlerine bağladık ama İşte bir nod gitti mi başka nod devreye giremedi. Yani aslında depremde internet gittiği anda olacak olan buydu. İnşallah yarın itibariyle Superbox üzerinden ARDN'yi yeniden ayağa kaldıracağım. Sadece statik IP değişecek. Şu an kayıtlı olan bütün dostlarımızı ben oraya da kaydedeceğim. Sadece server IP'miz değişecek. Bende herkesin kayıtları var. Ben onları yollayacağım. ARDN mikrotiklerde o IP değiştirdiğiniz takdirde yine nodlar birbiriyle konuşmaya başlayacak. Bunları biraz fazlalaştırmamız gerekiyor. Aslında hem iyi hem kötü. Neden? Kablolu internet gittiği takdirde biliyorsunuz GSM'ler artık deprem durumundan 5 saat sonra hemen up oluyor. Yani cep telefonlarını kullanabiliyoruz. İnternet bazen oluyor, olmuyor. Durumlarına göre değişiyor. En azından Superbox gitmediği müddetçe o app ayakta kalacak. Yine burada özellikle mikrotik değil, çanakların bir an önce devreye alınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha burada gördük. Dediğim gibi yarın itibaren Kartal lokasyonunda bulunan İstanbul nodunu tekrar ayağa kaldıracağız. Onun bilgisini vereyim. Televizyonlarınızın ayarıyla oynamayın. Sizden kaynaklı değil, merkezi kaynaklı. Onu düzelteceğiz. İnternetim düzensiz diyor. Ben hemen kooperatör yapayım. Seyit Bey sizi de. Ben düşersem oturum kapanmasın. Ortak oturum. Bunu yaptık. Mevlüt Bey'i aldık. Evet efendim. Yine hareketli bir hafta. Biraz evvel kayıt dışıyken Uzak Doğu'dan Abre, Alfa Bravo Bravo, Romeo Eko Eko. İlginç bir anten şeyi. Tactical VHF UHF için sonunda bir anten aldık. Bunlar da yine acil durumda uzak mesafede röleler çalışmadığında kesinlikle el telsizinizi kilometrelerce uzağa götürebilecek böyle akordeon şeklinde açılan kocaman upuzun bir anten aldık. Bir şeyi satmıyoruz biliyorsunuz. 400 küsur lira bir anten bu. Ama tam dalga olduğu için büyük ihtimalle VHF'de ve UHF'de dual bantta iyi iş görecek diye düşünüyorum. 2,5 haftada geldi. Geçen hafta da bir telsiz paylaşmıştık. O telsizle alakalı da hemen ben bir ekran paylaşımına geçeyim. O telsize bir bakalım ne varmış ne yok. Abi 2 dakika antenle alakalı Tabii ki lütfen. iki ekleme yapabilir miyim? Çok özür dileyerek. Tabii Anten estağfurullah. çok harika bir anten. Çok kazançlı bir anten. Birkaç yıldır kullanıyorum. Harika. Bayağı da bir denedim. Aynı marka Çevresi mı? de düşük. Aynı marka ve aynı uzunlukta. Tamam. Sadece anteni kullanırken bir şeye dikkat etmek lazım. Bu anten çok ağır bir anten. Cihazların şeyini kırabilir. Konnektörünü kırabilir. O yüzden yanında 2 tane plastik şey yolluyorlar. Washer. O Türkçe nasıl denir bilmiyorum. O-ring gibi 2 tane halkası var. Doğru Evet. söylüyorsun. Onunla birlikte sıkıştırırsak daha münasip olur. Hani bazen cihazların da o şeyleri kendi washer'ları çelik şey yapabiliyor, esneyebiliyor. Onunla beraber sıkıştırıldığında daha güvenli. Çok güzel. İyi ki açıkladın. Antenin Ben de içinde dedim ne bunları var? niye koymuşlar? Antenin içinde de 2 tane aslında metre var. Cetvel hani şu metreler var ya. Onlar böyle birbirleri yüzlerine bakarak şekilde yapılmış. Üstünde de işte o plastik şey var. Evet. Aynen dediğin gibi. İçinde Çok sanki kazançlı bir şey var, anten. metre var. Doğru söylüyorsun. Harika güzel bir anten yani ben çok Evet, en memnunum. önemlisi de bakın anteni, ben de military cihazlarda da kendi orijinal antenleri var. Aynı onlar gibi yapmışlar.
Çok güzel bir dönüştürücü var. SMA'dan normal arka tarafı vidalı bir şekilde. Başka antenleri de burada kullanabilirsiniz. Evet abi, çok küçük bir ekleme daha. Bir de o kısma gooseneck de takılabiliyor. Yani şeyi, anteni böyle tilt vermek için. Tam onu çıkardıktan sonra araya gooseneck takabiliyorsun. Çok güzel. Motorola diplik abi. O senin üstteki diplik Motorola diplik. Valla kullanıp bakacağız. Bu hafta sonu analyzer'a bağlayıp bir güzel test edeceğiz. Böyle yavaş yavaş bir şeyler aldığımızda, getirdiğimizde buradan da paylaşıyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Hiçbir şey pazarlamıyoruz. En önemlisi de satmıyoruz. Allah'a bin şükür amatörlükten gelecek bir paraya, bir gelire ihtiyacımız yok hiçbirimizin. Böyle laflar çıkaranları da bir kere daha buradan kısaca uyaralım. Zaten gülüyoruz hayata, bir de size gülmeyelim. Efendim, bu cihazı geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Bu UVK 5'i var, 6'sı var. 6'sını öneriyoruz. Bu 6'nın resmi aslında. Bu cihaz open source. İşin ilginç tarafı YouTube'da, pardon, Facebook'ta benim yakınen uydu aktivitelerinden takip ettiğim bir İtalyan grup var. Adamlar deli gibi yazılım yapıyorlar. Özellikle QO100 için, DATV için. Ve ben bir baktım bu hafta, onlar da bu gruba üye olmuşlar. Yani bu ne anlama geliyor? Bu cihaz open source. Yani yazılımında siz her şeyi yapabiliyorsunuz. Cihazı Türkçeleştirebileceğiniz gibi belli bant aralıklarında istediğiniz özellikleri oynayabilirsiniz. Kod yazma yetiniz eğer yüksekse VHF, UHF'te bir şeyleri decode edebilirsiniz. RTTY veya FT8. Yani alet yazılıma açık. En önemlisi de 18 MHz'e kadar HF'e inebiliyor dinlemede. Çıkışla ilgili de bazı ilginç şeyleri var. Yakın bir zamanda da büyük ihtimalle bu cihaz Türkiye'ye girişi yasaklanabilir. Çünkü biraz fazla sağıyla soluyla oynanabilen bir anten. Bu vesileyle yeni başlayanlar için, DMR dijital kullanmayacaklar için çok güzel bir cihaz. UV6'sını sipariş ettik. Şimdi bekliyoruz. Yola çıktı. Bu fiyat yalnız yanlış. Türkiye'ye gelişi vergiler dahil 1100 küsura falan geliyor. Cihazı önermemin de nedeni dinlemesi gayet iyi. 5 modelinde biraz daha kötüydü. 6'da daha bir iyi yapmışlar. Amatörlüğe yeni başlayan dostlarımız için şimdilik frekansları dinlemek, HF'i dinlemek aynı zamanda en azından 24 MHz, 27 MHz bunları dinlemek için çok güzel bir cihaz. SSB dinleyebiliyor. Bu da bir şaşırtıcı. Biliyorsunuz Yaesu el cihazları FM dinliyordu HF'de. Pek bir işe yaramıyordu. Kenwood TH6'lar biliyorsunuz HF'de SSB dinleyebiliyor. Şimdi böyle bir uzak doğu malının da aynı şekilde şu Kenwood TH6'lar tamamen SSB dinleyebiliyor. 1 kHz'den işte 50 MHz'e kadar rahat rahat. Şimdi böyle bir cihazı tabii bunlar pahalı cihazlar ama bu Uzak Doğu'nun nadide malları çok ucuz. Onun için önerilir mi? Evet önerilir. Biz bir şey satmıyoruz. Sadece önermek için söyleyeyim dedim. Evet bugün konularımızın Volkan içerisinde Bey, iyi akşamlar. İyi Ben demin sizi akşamlar. Nasılsınız İsmail Bey? sağ olun. Siz demin sizi dinlerken iki şey not aldım. İki Hemen. hususu hemen belirteyim. Bu demin gösterdiğiniz taktik anteni, anten analyzer'a bağlayıp çevresine bakacağım dediniz. Orada şöyle bir şeye düşersiniz. Bu tür antenler cihazın gövdesini şase olarak kullandığı için orada uyumlu oluyor. Anten analyzer'a direkt bağladığınız zaman size şey sonucu vermeyecektir. Yani biraz daha diyelim ki iki gibi yaklaşık, ben de bu şekilde ölçtüm. 2, 2, 2,5, 3 gibi severe verecektir. Ona aldanmayın. Yani cihazda şase alarak, yani el cihazının antenleri biraz daha farklı oluyor. Onu da belirteyim. Bir başka husus da bu şeyde tüneldeki sizin Kartal'daki Evet. sistemin değişmesi. Şimdi burada tünel olan, yani bir arkadaşlarımız, mesela ben hem size bağlıydım hem
şeye Egemen Turan Bey'e, Hasan Bey el kaldırıyor, emekli olmuş Hasan Bey, öyle yazıyor. Hem Egemen Bey'e bağlıydım. Yani burada meşin anlamı o zaten, örgü şeklinde. Birkaç yere bağlı olursak olası ilerideki çökmelerde yine birbirimizi, yani hem diyelim iki tünele bağlıyız hepimiz. Hep iki tünel çalışırken, iki tünel servis çalışırken birbirimizi göreceğiz. Ama birisi çöktüğü zaman yine birbirimizi göreceğiz. Dolayısıyla buna da dikkat edelim. Tamam. Ben O zaman senin... ben uzaktan bağlandığım ve kurulum yaptığım herkese aynı zamanda server'ını da ayağa kaldırıp kendimi ona rejistre edeyim. Herkesi de ona rejistre edeyim. Olur. Yani bir kere TAMES chat'te bir buluşalım. Ondan sonra yani kaçta bundan sonra TA'da kaç tane tunnel server varsa biz hepsine bağlanalım. Zaten bunun amacı o. Çökse de çökme, yani iki diyelim 10 tane tunnel server'a bağlandık. 9'u çökse yine biz birbirimize bağlı oluruz. Bir tane ayakta kalsa. Olur, Tamam. olur. Hay Ona hay. şey yapalım. Tamam. Tabii bunları yaşayarak görüyoruz. Hasan Bey bir Çok da şey verimli oluyor. söyleyecek. Ya, Hasan pardon Bey buyurun. Hasan. Aşağıya da yazdım. Dediğiniz doğru. Bu antenleri tek başına VNA'da veya nano VNA'da test ederken severe yüksek çıkar. Ben bunu kendim de test ettim. Cihazla beraber denediğim zaman, cihazın üzerine severe wattmetre falan taktığım zaman, cihazın üzerine elinizi koyduğunuz zaman severeler düzeliyor. Radyal teli atsam uzunca bir tane. Tamam. O Şimdi bir şey. sizin tercihiniz abi. Ama el cihazında nano VNA'lara falan takarsanız veya anteni tek başına test edersen anteni elinin değsin dibine, o zaman severe düzeliyor. Tamam, ama severometreni zaten cihazın şasisinde kullanıyor ki severometre. O zaman nano VNA ile ölçmek yerine severometre ile ölçeceğiz. İşte bu şeyler var. Sürekom'un küçük severe wattmetreleri var. Mesela Doğru abi. onlarla fark ediyor. Veya işte Evet. diğer Valla şimdi Hasan anteni Bey o dibinden küçücük tutar. telsizin yanında bu deve kadar şey ne bileyim ben yani bunun şasesi zaten dediği gibi Kayra'nın buna değecek zaten. Tamam, o senin Yok şey diyorlar donanımın. abi, Nano VNA'de şase yok ya. Ha, onu bilmem. Sen de counterpoise yapayım dedin ama counterpoise nasıl olur ben bilmiyorum. O konuda bir fikrim yok. Hazır Ya lafınızı bölmüşken bir şey gösterebilir miyim? göster. Kusura bakmayın. Yalnız senin ekranında biz sadece ev görüyoruz ha. Seni hiç görmüyoruz. Bilgin olsun. Yok, ekran paylaşacağım abi, ben Ha, okey şeydeyim. tamam. Ha, biraz evvel de bir şey gösterdin gibi yaptın ama hiçbir şey görmedik biz. Gösterecektim, Adem abiye söz verdim. Peki. Ekranım gözüküyor mu? Gözüküyor. Çok güzel 3D bir şeyler çiziyorsun yine. Bu Volkan abi, bu senin şey. Bu senin Muxon Moxon anten. Aslında benim değil Ömer Bey'in ama Ömer Bey söz almamakta diretiyor. Ömer Bey'in Moxon'u diyelim. Evet. Bunu gene abi Kuangşeng alacaktım. Gene alamadım. Dedim ki ya bu mesh tasdikleri milletin başına bela ettik. Bu insanların bir de şeye ihtiyacı olacak. Case'e ihtiyacı olacak. Gittim 3 boyutlu yazıcı aldım. Herkese case basabileyim diye. Onu Valla almışken hazır. eline sağlık. Bu sefer İşte bu sen linkini atmıştın ya abi, bu o değil mi? Evet, 493'e. o. Evet. Onu şey yaptım, şu anda da yazıyorum. Az sonra da artık testini şeyini yaparız. Abi böyle iki parça ama bu. Evet, Böyle uçuşa birleştirilecek bağladıktan buradan sonra sonra. Moxon anten haline alır. Evet abi, az bir saati falan kaldı. Bir saat sonra Ben çıkar. sana 1.2 Çıktığında da Yagi, 1.2 Yagi anten şeyi de atacağım. Onu da basarsın. Ben de hepsi kutuda duruyor. Ben çoğunlukla öyle yapıyorum. Sipariş ediyorum, kutuda duruyor. Yapıyorum, kutuda duruyor. Q100 kutuda duruyor. Kayra bir şey sorabilir miyim? Buyur abi, sor. Bu Moxon kalıbı mı bu? Moxon yapma kalıbı mı? Evet. Evet abi. Onun Evet. içine bir tane şey RG 300, 300 kaçtı o? 316 geçiriyorsun. Ondan sonra telleri onu bölüyorsun, öyle şasesi canlı ucunu. İki tane de tel takıyorsun buna, geçiriyorsun. Yine o kılavuzluğunu da bu plastik parça yapıyor. Severesi çok güzel Hasan Bey ve 400 MHz'de inanılmaz güzel metrelere gidiyor. Yaklaşık 2 sene üst üste Teknofest'te katılan genç arkadaşlar
400 küsür megahertz'de roketlerinin telemetre bilgilerini dinlemek ve göndermek için bu Moxon anteni kullandılar. Takribi 3 kilometreye kadar da çok net sonuç aldılar ki daha bile fazla aslında çalışır. Kesinlikle öneriyorum. Evet, saat tam 21.30 itibariyle Bursa'ya bağlanacağız. Sevgili dostumuz, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bursa Başkanımız Cankut Beyler harika bir şey yapıyorlar. Biliyorsunuz ben devamlı okullarda eğitim verelim, gençleri bu camiaya kazandıralım, şunu yapalım, bunu yapalım derken tabii benden daha genç olduğu için Caner dostumuz da şu sıralar bildiğim kadarıyla Kızılay'dan bir ekibe amatör telsizcilikle ilgili eğitim veriyorlar. Hattan düştüler, birazdan gelecekler. Bir güzel haberimiz daha var. Hazır sözü almışken ben onu da sizlerle paylaşayım. Bu cuma günü öğleden sonra Bilfen okulları ki Türkiye'de kurulmuş bir kolejdir. Bilfen okullarında amatör telsizcilik, uydu haberleşme, acil durum haberleşme konularında derslere başlıyoruz. Yine gençlere bir şeyler göstereceğiz. Aynı zamanda MOEB kapsamında Rüya Beyler de orada eğitimler veriyorlar uzaktan. Bu cuma itibariyle artık her cuma birer saat Bilfen'de böyle bir derse başlıyoruz. Eğer yönetimce de onanırsa yerleri çok güzel. İstanbul'da önemli bir tepemiz olan kulelerin de bulunduğu Çamlıca Tepesi'nin Küçük Çamlıca dediğimiz bölgesinde. Bu vesileyle bütün İstanbul'u rahat rahat kapsayabilecek bir notla daha ARDN'yi inşallah kuracağız. Eğer adayı da kurar ve orayı da kurarsak İstanbul'un büyük bölümü Sarıyer hariç, Küçükçekmece hariç herhalde oralara gidemem. Bir hayli kapsamış olacağız. Özveriyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz 35 istasyona çıktık. İnşallah 40'ları göreceğiz. Çok hızlı yayılıyor ARDN. Bunu yapmamızdaki amaç da deprem gibi bir felakette yardımlaşabilelim. Yüksek frekansta birbirimizle WhatsApp olsun, görüntü olsun konuşabilelim. Böyle de güzel bir haber daha var. Efendim, Cankutlar şu an düştü. Hattan yeniden gelmelerini bekliyoruz. Onlar gelene kadar. Biliyorsunuz bu ayın 28'inde ben hemen ekran paylaşayım. Bu arada siparişler verildi, geliyor. Onu sormuşsunuz Hasan Bey. Geldiği zaman size de haber vereceğim zaten yoldaki durumlarına göre. Evet, bu ayın 28-29 biliyorsunuz sabaha doğru 3'te başlayıp pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı 3'te bitiyor. Bir CQYY konteste daha katılacağız. Burada birçok yarışmaya katılan büyüklerimizle de birazdan sohbet edeceğiz. Önce Bursa'yı, Cankutları aldıktan sonra tekrar bu yarışmaya döneceğiz. Çok keyifli bir yarışma. Daha sonra bizi kayıtlardan 280 kişi izlemeye başladı. Öncelikle teşekkür ediyoruz izledikleri için. Şey yapacağız, efendime söyleyeyim. Daha yeni aramıza katılmış olan dostlarımız için bu CQYY nedir? Neden bizler için önemlidir? Bir yarışmaya katılmadan önce ne türde hazırlıklar yapmamız gerekir? Antenlerimiz, cihazlarımız, yapımız ne olmalıdır? 2 gün boyunca aralıksız eğer tek operatörse neler hazırlanmalı? Çok operatörse nasıl bir çalışma yapılmalı? Bunların hepsini birazdan konuşacağız. Oraya geçmeden evvel Cankut hoş geldin. Nasılsın? Duyabiliyor musun bizi? Cankut bağlantın bir geliyor bir gidiyor ama iki hattan bağlandın. Şu an bir tanesini görüyorum. Mikrofonun açık durumda. Bizi duyabiliyor musun? Halen bağlantı devam ediyor Ses diyor. bağlanıyor daha. Evet. Bağlantı sorunu var. Heh, Tanımayanlar geldi. için Cankut mikrofonu kapadın tekrar yaparsan açılacak. Efendim Cankut Beyler Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bursa Bölge Başkanımız. Çok da güzel girişimleri var. Hiç rahat durmuyor. Her gün bir yerde bir toplantıda
devletin birçok organıyla gidiyor, toplantılar yapıyor. Bugün de keyifli bir eğitim veriyor. Dedim abi direkt bağlan, oradaki genç yeni amatör olacak, nabzet ve olmuş arkadaşlarla konuşalım. Cankut hoş geldin, nasılsın? Evet, hoş buldum. Öncelikle herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Katılımcıları göremiyorum şu anda. Sesimde zaman zaman kopmalar olabilir. Bu yüzden de özrünüzü diliyorum öncelikle. Evet, bugün burada Tıraş Bursa Şubesi adına buradayız. Türk Kızılay Derneği Bursa Şubesi'ndeyiz. Yaklaşık 6. haftamız bu. 7. haftadan gidiyoruz. 8-9 haftalık bir eğitim programımız vardı. Amatör telsizciliği öncesinde bir gerçekleştirdik. Akabinde de sınav eğitimini şu anda düzenliyoruz. Bursa'da Kızılay'ın bir gönüllü arama kurtarma ekibi kuruldu. Bunların tabii ki telsizciler olarak bizler de üzerimize düşeni yapmanın gayretini gösteriyoruz hep beraber. Yanımda da Bursa Kızılay arama kurtarma ekip lideri abimiz yanımızda. Birazdan ben de mikrofonu ona vereceğim. Biz çok konuşuyoruz çünkü. Ondan dolayı ben sıramı ona vereceğim. Yukarıda eğitimi bölmek istemedik. Eğitim anında aslında katılmak istedik arkadaşlarla beraber ama tam da sınav sorularının olduğu bir eğitim. Bugün de eğitime geç başladık. Konu anlatımlarının ardından son 2-3 haftayı sınav soruları üzerinden devam ettiriyorduk. Bugün eğitime geç başladığımız için zamanla ilgili sıkıntıları olan arkadaşlarımızı düşünerek dedik ki en azından sadece ekip lideriyle yayına katılalım. İleriki haftalarda toplu olarak tekrar inşallah katılacağız. Ben ekip liderime sözü veriyorum. Söylemek istediği şeyler mutlaka vardır. Sizlerin de vardır. Onları da hep beraber dinleyelim. Hay hay. İsminizi alabilir miyiz? Merhaba, nasılsınız? Volkan ben. TA1 Delta. Merhabalar. İsmimiz Mehmet Selçuk Banaz. 99 depreminde işte Can Hıraş o 25 yaşın verdiği enerjiyle bir hep birlikte tüm Türkiye olarak işte Gölcük ya da Kaynaş diye koşmuştuk. Orada Nasuh'la tanıştım. Daha öncesinden dağcılık geçmişimiz olduğundan dolayı da bu işlere merakımız geliştirdik. Daha sonra araya evlilik, çocuk plan vesaire girince bir mola vermiştik. Şimdi yine depremle beraber Hatay'a gittik ve orada 35 gün kaldık. Döndüğümüzde Bursa'da Kızılay Şube Başkanı ile bir rapor gibi hani neler gördük, neler yaşadık, ne oldu? Bir de teşekkür etmek babında değerlendirme yaptık. Değerlendirmenin sonucunda da bu benim geçmiş deneyimime dayanarak bir yeni bir ekip kurmanın, yani bir sadece Kızılay beslenme tarafındayız ama bir taşın da ucundan tutalım deyip bir arama kurtarma ekibi kurma fikrini geliştirdik. Bunda işte AFAD'a başvuruda bulunduk. Akreditasyon sürecine başladık. En zor şey olan insan kaynaklarını temin ediyoruz şu dönem. Hem insan kaynağını temin ettikçe de bu defa eğitimleri hazırlıyoruz. İşte bu konuda İHA, ondan sonra TRAK, ondan sonra işte Orman Genel Müdürlüğü, Bursa İtfaiyesi, birçok yerden eğitimler alıyoruz. İşte mesela bugün Zonguldak'la görüştük. Türkiye Taş Kömürü, en iyi tahkimat ustası, taş kömürü madenciler. Onlardan da tahkimat dersi alacağız. Bir iki gün Zonguldak'a gideceğiz. Gibi hani dersleri ve eğitimi çeşitlendirerek maksimum eğitim, maksimum bilgiyle hazır olmak derdindeyiz. Yani geriye hani insanların geriye bırakacağı bir miras vardır ya. Bu miras da hani benim bu ekibi kurup yarın bir gün bir insanın canına dokunsalar ne mutlu bizlere. Valla Mehmet Bey harikasınız. Öncelikle kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben devamlı Cankut'a da aynı şeyi söylüyorum. Aynı zamanda İzmit bölgeden Atabeylerle de aynı şeyleri konuşuyorum. Efendim bu istemeyerek, korkarak, çekinerek beklediğimiz İstanbul depreminde bize yan komşu vilayetler yardımcı olacak. Yani bana sen yardım edeceksin. Çünkü ben çökmüşüm zaten. Bursa'ya hiçbir şey olmayacak. Belki de İzmit'e hiçbir şey olmayacak. Bunları bilmiyoruz. Bu vesileyle İstanbul'un çevresindeki
Bütün komşu vilayetler bizler için çok önemli. Siz orada ne kadar kendinizi geliştirirseniz o kadar bizlere o gün yardım elini uzatacaksınız. Valla nacizane Cankut biliyor. Hatay ve İskenderun'da ben de kısa bir dönem bulundum. Yani Allah kolaylık versin. Yani çok zor iş. Bunlar bizim yapabileceğimiz işler değil. Biz sonuçta muhabere, haberleşme ile ilgili bilgilerimizi sadece paylaşabiliyoruz. Ama oradaki psikoloji, oradaki ölümler, oradaki travmatik durumlar, oradaki dram her bünyenin kaldırabileceği bir şey değil ki benim de kaldıramadığım bir şeydi. Bu vesileyle öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Sizden tek bir şey rica ediyorum. Zaten yanınızda üstadımız var, Cankut Bey var. Lütfen her programda İstanbul röleleri ve bizim İstanbul'daki simplex frekansları kafanıza yazın. Çünkü acil bir durum olduğunda bütün İstanbullu amatörler oralara üşüşecek. Biz daha evvelki acil durumlarda zaten bir anda üst üste konuşmuyoruz. Muhakkak bir üstadımız röle operatörlüğü veyahut frekans nokta operatörlüğü yapıyorlar. Zaten orayı dinlerseniz bizleri bulur, o göçüğün altından çıkarırsınız. İnşallah güzel günlerde etraf böyle İnşallah. dumanlı değilken sizin yüzünüzü de görürüm. Çünkü o sıra ben Sağlıkla buluşalım. Sağlıkla buluşalım. İyi günlerde buluşalım. İnşallah. Valla Tedbirimizi alalım. eskiden Hayır hayır bak şu da gerçek. buyurun. Tedbirimizi alalım. Bir hani iyi günlerde sağlıklı günlerde buluşalım ama tedbirimizi alalım. Hani önceden ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yapıp üzerimize Evet. düşeni yapalım ki sonra biz hazırız diyebilelim. No, Tabii. ondan sonra ne olacaksa olsun. Mehmet Bey, biz de işte ARDN diye bir acil durum haberleşme network'ü kurmaya çalışıyoruz İstanbul'da. Bayağı da bir istasyon olduk. Yaklaşık 13-14 tane olduk İstanbul'da. Daha da yayacağız bunu. Eğer 40'lara 50'lere çıkabilirsek, şimdi adada bir lokasyon bulduk. İnşallah Küçükçamlıca'da bir lokasyonumuz var. Bu iki lokasyonda sizleri görüyor. Bu ne demek? Eğer siz de bu lokasyonları Bursa'dan bir şekilde gördüğünüz anda göçüğün altındaki kişiyle konuşabilecek duruma getirmeye çalışıyoruz. Bunlar değişik teknolojiler. 2,5-5 GHz Wi-Fi'ler, GSM olmasa da, internet olmasa da çalışacak şeyler kurmaya çalışıyoruz. Bunları önümüzdeki günlerde zaten ben her türlü bilgiyi Cankut'la da paylaşıyorum. Sırası geldiğinde o da tabii ki Tabii. katılacaktır. Bu güzel girişiminiz ve yukarıda eğitim gören ekipten dolayı ben İstanbullu olarak teşekkür ediyorum. Çünkü canımızı size emanet ettik. Yani yandık Bursa'da dediğinizde şöyle söyleyeyim, en yoğun ilk arama kurtarma ekibi var. Yani nüfusa oranla. 40 ekip 1000 kişi. o. Gönüllü değil bakın bunlar. Yani şey, ekip. Gönüllüler rahat rahat bir 2000 kişi de gönüllü çıkartırız yani. Arama kurtarmaya gönül vermiş. Bursa'dan bahsediyorsunuz Türkiye genelinde. Bursa. 40 O. ekip 1000 kişi. Bütün arama kurtarma ekiplerinin hani nasıl diyeyim doğal kaynağı gibi, kaynak suyu gibi yer altından yani Bursa'dan böyle bir şey var. Hani hem deniz hem daha bulunduğumuz konum itibarıyla itme çekme de var. Rekabet de var. Çok güzel. Çok güzel. Yani Cankut. şu son depremden sonra bile 2-3 tane kuruldu. Valla Cankut, Bizden eğer hariç. müsaitsen bu önümüzdeki baharda, ilkbaharda bir field day yapsak. Biz İstanbul'dan telsizleri alıp gelsek. Onlar da bütün tırmanma ekipmanlarıyla, hani eskiden şöyle bir şey vardı. Bir tatbikat yapılır tabii ki. Ay, onu söyleyeceğim. Şimdi Ha, benim Bursa. abim senelerdir Amerika'da ve milli rallicidir. Eskiden Yeşil Bursa Rallisi diye bir şey vardı. Evet. Hep o zamanlar Bursa dolar taşardı. Seyirciler, ormanın içinde gezinen arabalar, bir sürü şeyler. Ya böyle bir şey yapalım. Arama kurtarma ekipleriyle amatör telsizciler. Va, doluşalım bir Bursa'ya. Bir Yeşil Bursa çevirimi yapalım. Field Day daha doğrusu. Bostek rallileri. Valla Yeşil Bursa. Cankut, eğer uygun görürsen bu bahara böyle bir şey organize edelim. Yani Bahar olmasa bile şey hani biraz daha hani havalar ısınsın daha rahatlayalım. Yaz ya da sonbahara doğru. Ya, Eylül'den öncesi. hay hay, hay Büyük. hay konuşalım. Valla İnşallah, inşallah. teşekkür Çok ederim. isteriz. Sizi de Tanışmak, eğitimlerden daha yüzü fazla tanışmak, almayalım. görüşmek. Organize Lütfen. olmak isteriz. Sağ olun. Girişimlerinden dolayı Cankut, tekrar teşekkür ediyorum. Harikasın.
Abi sağ ol, teşekkür ederim. Bütün projeleri yapmaya hazırız. Biz TC'den sonra birazcık dinlenelim dedik ama sen gene araya bir program sıkıştırdın. Olsun, yaparız, hiç problem yok. Ben teşekkür Mangal ediyorum. yapacağız, mangal. Ya mutlaka yapmamız lazım. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar herkesi davet ediyor. Aslında bu TA Contest'te bunu planlamıştık ama hava şartları uygun olmadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda biraz daha sakin bir dönemde hak ettik diye düşünüyorum. Bu camia hak etti bence. Kesinlikle, kesinlikle. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için de. Cidden çok kalabalık bir ekipsiniz. Onların yarısının yarısı bile amatör olsa siz amatörlüğü bizden alıp Hepsi götürecek. ama trafik şeyinden geçiyor, %100. Harika. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba, iyi akşamlar, kolay gelsin. Madem böyle bir şey yapılacaksa eğer, hobi içerisinde kalırsak, yani o Bursa'da yapacağınız etkinlikle alakalı bir şey söyleyeyim. Biz birkaç sene önce yapmıştık onu, yine Mustafa Kemal Paşa'da yapmıştık. Şeyle alakalı yapılırsa daha iyi olur bence. Tilki avıyla beraber yapılırsa bu türlü etkinlikler bence daha hoş olur. Şimdi bununla ilgili çok gene konuyu açar. Burada saatlerce konuşuruz. Zaten işimiz konuşmak biliyorsunuz ama şöyle kısa bir şey anlatayım. Şimdi biz Bursa şube olarak şöyle bir yapılanmayla ilerliyoruz. Yani bütün arkadaşlar belli bir kurulların içerisinde bir görev dağılımı, askerdeki gibi. İşte eğitime meraklı olan eğitim kurulu, projelere meraklı olanlar projelerle ilgileniyor. Bu tilki avı ile ilgili üzerinde durduğumuz bir konu var. Bununla ilgili şu anda çalışma yapıyoruz. Tam olarak da aslında kafamızdaki proje sizin de söylediğiniz bir projeydi. Yani hem tilki avı faaliyeti hem diğer sosyal aktiviteler gibi böyle Türkiye'de çok nadir yapılan etkinlikleri aslında düşünüyoruz. Bu hafta sonu da pazar günü İstanbul'da olacağım. Bu konuyla ilgili gene birkaç yabancı amatörle buluşup fikir alışverişi yapacağız. Güzel günler olacak. Var kontaklı olduğumuz farklı dernekler de var. Sadece Tıraş ve şubeleri değil. Bütün derneklerle farklı şeyleri düşünüyoruz. İnşallah olacak diyelim. Valla Evet. harikasın cidden. Dernek bağımsız bütün derneklere kucak açman. Cankut, güzel yerlerde seni görmek isteriz. Çok güzel örnekler bunlar. Cidden her türlü desteğimiz full. Devam. İnşallah abi. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok zamanınızı almayalım. Biz de yukarıdaki eğitime tekrar dahil oluyoruz. Tekrar zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Vay vay vay, 1.000 kişi ciddi bir sayı. Efendim, bütün derneklerimizin bütün şubelerine buradan sesleniyoruz. Böyle güzel şeyler, güzel etkinlikler. Bursa 1.000 kişilik yapmış. Bütün bölgelerimizden de 2.000 kişilik istiyorum. Bekliyorum. Güzel şeyler bekliyorum. Bütün derneklerimizden. Efendim, gördüğünüz gibi el ele olunca her şey daha güzel oluyor. Giriştikçe yeni şeyler çıkıyor. Bakın bu Cuma günü Bilfen'de biz de başlıyoruz gencecik arkadaşlarla. Onlara uydu anlatacağız, komünikasyon anlatacağız, anten anlatacağız. Yetişir miyiz bilmiyorum ama Sekuvayva'ya belki de orada başlarız, gireriz. Yeri çok güzel çünkü. Tek problemimiz hemen sırtımızda büyük bir Çamlıca Kulesi var. Oradan bir baskı belki gelebilir. Ama önümüzdeki günlerde oraya HF götürür bir bakarız. Yetişirse de belki de bu sene orada gireriz. Çağrı işareti yetiştire. Gerek yok. Okulun zaten amatör telsiz çağrı işareti var. Efendim ne güzel kulağa hoş geliyor. Okullarımızın çoğunun çağrı işareti var. Artık amatör telsiz çağrı işaretleri bütün okullara yayılmaya başlandı. Bu konuda emeği geçen bütün derneklere teşekkür ederim. Başka da demeyeceğim. Efendim, biliyorsunuz bu ayın 28-29'unda CQVY var. Şimdi mikrofonu az az HF konusunda devamlı yarışmalara katılan birkaç kişiye vermek istiyorum. Öncelikle Hasan Bey, siz CQVY'a katılacak mısınız? İlk sorum size. Ben katılacağım. Çok büyük bir aksilik olmazsa
Aslında biz TC 100 TC ekibi olarak bir ekip de katılacaklar. Ben tek başıma katılacağım. Çok büyük bir karışıklık olmazsa ben kendi adıma katılacağım TA2 ek olarak. Ben 49'a bir enfet antenim var. Çok başarılı bir ayar yaptım. Artık ne kadar götürürse katılacağım yani. Şimdi hemen soru şu. Bu yarışmanın ismi SecuWiFi. Hemen SecuWiFi yazdığınızda internette bir sayfa geliyor ve orada kurallar diyor. Ve kuralları açtığınızda bu lisanlarda niye Türkçe yok? Yani bizi niye buralara dahil etmiyorlar? Ediyorlar mı yoksa? Vallahi günahını almadı. Yok, Yok, etmemiş. yok, yok. Şöyle bu Türkçe vardı bildiğim kadarıyla. Niye çıkarmışlar İsmail Bey? Bir bunlara kızamıyor muyuz, Yani söyleyemiyor muyuz? ya her seferinde yapan arkadaşın yani kim yaptıysa güncellemesi lazım. Her seferinde ufak tefek değişiklikler oluyor. İyi Her de pardon. yani dünya Mars'a mı gidiyor Türkiye Cumhuriyeti? Biz hep varız. Volkan Bey, Google Translator var ya, onun için çok kasmayalım bu konuyu. Yo yo bir şey kastığım Ben yok. Sadece ben şeyden de kızıyorum. Bir ürün alıyorsunuz. İçerisinde Portekizce bir sürü şey var. Türkçe yok. E kardeşim sen Türkiye'de satıyorsun bu ürünü. Volkan Bey şöyle burayı amatörler yapıyor. Yani Portekizce varsa Portekizli bir amatör her yıl bunu güncelleyip gönderiyor. Yani siz gönüllü olarak yapmak istiyorsanız ben çok yere şey duymuyorum. Anlaşılıyor zaten bu bir sefer Yok yapıyor. tabii Türkçe tabii olmuş, ben İngilizce olmuş. Artık radyo amatörleri İngilizce az bir şey de yani tamam Evet, bizler evet, evet. fazla konuşamıyoruz ama yani Evet. okuduğumuz o yerlere amatörlük yapabilecek kadar bizim de İngilizcemiz var şükür. Ben de geçen yıldan itibaren QRP katılıyorum. Bu sene de QRP katılacağım. QRP'den şöyle bazı kurallar var. QRP... Yeni başlayanlar için aslında İsmail Bey şöyle yapsak hem Hasan Bey hem size güzel bir şöyle döndürelim lafı. Şimdi direkt orada boldladım. Yani bir yarışmaya katıldığımda QRP mi katılacağım? 100 watt'a kadar mı? Yüksek watt'ta mı? Tek operatör mü? Çok operatör mü? Çok bant mı? Tek bant mı? Bunları neye göre seçiyorsunuz? QRP ne demek? Bana anlatarak gidelim çünkü bu programı Tamam. bizden sonra 300'e Tamam. yakın Hasan Bey mi anlatıyor, operatör ben mi dinliyor. anlatayım? Buyurun. Yok yok. Beraber siz QRP'yi önce Tamam. başlayın anlatın. Şöyle şimdi bir kere tek operatör, çok operatör. Arkadaşlarımız da katılacaksa o daha zevkli oluyor. İşte birisi fasulye pişiriyor, bir taraftan biri çay yapıyor falan şeydi. Güzel oluyor. O da ayrı bir zevk. Bir ortak çağrı işareti alınıyor. Tango Charlie ile başlayan işte eğer çıkış gücünüz varsa ve antenleriniz müsaitse 1500 watt high power her çıkış gücünün şeyi var tek veya çok operatör kısmı var. Burada 100 watt'a kadar düşük watt, 100 watt ve yukarısı yüksek watt oluyor. Bir de QRP var. Burada QRP'de biraz tabii biraz hani şöyle şey yapar. Ben 5 watt'ı 20 watt yapsam kim ne anlayacak diye. İnanın anlıyorlar. Yani ben yıllarca bu şey hem TA'dan hem yabancılardan çok diskalifiye olanları gördüm. Şimdi ben QRP katıldım geçen sene. Sanıyorum 4 tane Amerika yaptım 5 wattman. Ben çoğunu da videoya çekiyorum. Severometre bağlı wattmetre pardon severometre wattmetre bağlı 5 wattı geçiyor. Yani neticede şöyle bir şey 5 QRP girdim de 100 watt'tan çıktınız. Ne sonuçta alacağınız bir tane şey PDF formatında kağıt. Onun için sahtekarlık yapmaya gerek yok yani hani işin içinde çok büyük bir şey yok. Bu QRP gerçekten çalışılabiliyor mu? Çalışılıyor. Benim antenim 2x39 yarım dalga 160 metre yarım dalga dipol anten altında CG3000 tuner var. 5 watt bana yetiyor. Ne yapıyorum tabii 5 watt da katıldığım zaman QRP
Maksimum burada 5 watt. Bazı yarışmalar 10 watt diye vermiş. Ben tek frekansta bekleyip çağrı yapmıyorum. Yaptığım tek şey şu. Bandın başından başlıyorum, sonuna kadar bir gidiyorum. Sondan başlayıp bir de geriye geliyorum. Kuvvetle duyduğum istasyonlara çağrı yapıyorum ve beni duyanları kaydediyorum. O bu şekilde. Yani sabit bir frekansta bir kere QRP çalışacak arkadaşlar. Çalışabilirsiniz. QRP, hele Yagi'si olan arkadaşlar QRP çalışırsa rahat derece yaparlar. Ben de Yagi yok. Dipol anten, çamaşır ipi gibi geldik. Ondan çalışacağız. Yani bir frekansta bekleyip sürekli çağrı yapmıyorsunuz. Sürekli çağrı yapan istasyonları bant bant dolaşıp kendiniz cevap veriyorsunuz. Başarılı olacağına inanıyorum ben. Kısa dalgada İsmail Bey, QRP'nin belirli bir frekansı var mı? Hayır, aynı frekansta çalışabiliyorsunuz siz de. Ondan sıkıntı yok. Hiçbir şey yok. Siz de bunu çalışabiliyorsunuz. Ben ekran bir dakika paylaşayım. Paylaşabilirsiniz. Ben durduruyorum. Bu arada biri sizi duyduğunuzda 9 Juliet'in QRP istasyonu olduğunu nasıl anlıyor? Ya şey bir dakika QRP Bilerek istasyon soruyorum tabii bunları. şey değil, orada bir şey yok. Kimisi kesme QRP kullanıyor ama SSB'de onu kesme QRP diyene kadar şey yok. Bir de şey var. Ben NM1 log Evet. kullanıyorum. Buradan orada zaten QRP olduğumu bir siteye şey gönderiyoruz. Score sitesi var. Oraya bilgileri gönderiyoruz. Şey yaptığım zaman Şöyle QRP'yi şöyle söylüyorsun. Slash QRP diyorsun. Çok basit yani SSB'de. yani onu tabii ama şey yaparken siz söyleyin. Bunu tabii şeyde kullanırken sıkıntı yani zor olur. Her seferinde kullanılmıyor. Yani kullanmıyorsunuz. Yani normal katılıyorsunuz. Kimin hangi modda SSB'de, kimin hangi low power yani neticede şey Volkan Bey demin siz paylaştınız. Bu bir kategori. Siz yarıştığınız istasyon hangi kategoride olduğunu bilmiyorsunuz ki. Adam tek operatör, çok operatör, multi operatör, şu bu falan bilginiz yok. Low power, high power duydunuz cevap veriyorsunuz. Sizi duydu cevap verecek. Bunun pek bir önemi yok. Ama çok da merak ediyorsanız bir şey site var onu aklıma gelmiyor CQ. Contest Score diye bir bakayım da bulmaya çalışayım da. Şimdi bir tanesi DX Submit'e spot attı mı senin artık QRP olduğunu da görüyorlar ama sen slash QRP dediğin zaman çok uzun boylu bir laf değil yani. O insanı yormuyor yani. Peki yarışmaya katılırken hem İsmail Bey hem Hasan Bey ve diğer üstadlarımız, Adem Bey de burada çünkü, yarışma geçmişi olanlara daha çok bugün söz vermek istiyorum. Monoband mı ve birkaç banda mı? Bunu nasıl karar veriyorsunuz? Antene mi yoksa nedir şeyiniz, hedefiniz? Buyurun Hasan Bey. Şimdi bazıları bir bantta yani bir frekans diyelim ona atıyorum 7000 7050 ile 7200 arası diyelim. Tek bant kullanıyor. Orada skor almaya çalışıyor. Anteni ona göredir. Ona göre bir anteni vardır. Ama ben multiband anten kullanıyorum. Ben bir de şunu düşünüyorum. Sabahleyin 28 MHz'den başlıyorum. Akşam 3,5 MHz'e kadar ben almod çalışıyorum. Yani bütün bantlarda çalışıyorum. Hepsini deniyorum. Daha böyle dikkatli oluyorsun. Tek bant çalışmak antenle ilgili. Vatandaşın anteni hangisinde iyi tün oluyorsa ya da tüner kullanmadan performans alabiliyorsa tek bant yapabilir. Kendi anteni iyi olur gene tek bant yapabilir. O kişisel bir tercih. Tek bir bantta bekler işte 2 gün orada dolanır durur kimi duyarsa cevap verir veya oturur bir frekansa bazı yabancılar bir banda oturuyorlar bir frekanstan
Tak 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 akşama kadar aynı frekans. Mesela bunu genelde şeyler yapıyor. Katarlılar, Arabistanlılar, bir de adam 1500 watt çıkıyor. Vurdu mu efendime söyleyeyim adamlara orada olduğunu biliyorsun artık yani. Antenle ilgili, niyetle ilgili işte QRP'de adamın cihazı QRP'ye uygundur ya da QRP'cidir. O öyle tercihler. Ben Albond 100 watt'tan yukarı yapmıyorum. Benim cihazım 100 watt'lık. Ama ben Alband yani bütün bantları kullanmayı seviyorum. O da benim tercihim yani. Çok güzel bir soru sormuş Şeref Bey. QRP istasyonun önceliği var mı? Yani yarışmaya Yok. katılıyorsunuz. Yok. Kim dedi ki Yok. QRP? Yok. Ama genelde öyle bir niyet oluyor. Yani bu mesela o kadar sesin arasında adam slash QRP dediği zaman ya diyorsun ki şunu bir cevap verelim. Tutarsa onu QRP'sine cevap veriyorsun. Evet, yarışma zamanı Şeref Bey belki siz de deneyimlemişsinizdir veya deneyimleyeceksiniz. Böyle ender istasyonlar olduğunda oranın ağası yani o frekansa çökmüş olan kişi kötü anlamda söylemiyoruz. Orayı opere eden kişi herkesi susturuyor. Sadece şu istasyon veya sadece QRP gelsin diyor veya Evet. sadece Asya gelsin diyor. Bir anda durumlar değişiyor. Şöyle diyorlar. Only Asya diyor. Only QRP diyor. O önceliği öyle terminolojik olarak söylüyorlar. Öyle bekleyin türünde şeyler oluyor yani. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben QRP çalıştım. Vay be, ben QRP çalışırken zannettim ki ya benim anten çok güzel çalışıyor. SSP yarışmasında güçlü istasyonlar, iyi antenleri olanlar hep piyasaya çıkıyor. Siz de zannediyorsunuz ki süper istasyon, süper station, bunlar süper istasyon abi. Adamların antenleri şu harika, yagi magi falan. Siz bir 5 watt değil, 1 wattta çıksan sizi duyacaktır. Siz zaten onu adam kilowattta bastığı için siz oradan rahat da duyabiliyorsunuz. İnanın bana, yani 100 tane çağrıdan inanın 90 tanesini rahat görüştüm. O yüzden QRP hem şey yok. Ben zaten hani bir iki arkadaşım espri olsun diye takıldı bana. Wattmetreyi de şey kamerayı takıyor, bağlıyorum. Bir de şu var, arkadaşlar bilsinler. Ses kaydı alsınlar. Çünkü birinci olduğunuz zaman birkaç kişiden veya pek çok kişiden bunu istiyorlar. Evet, birincilik için, üçüncülük için bir ile üç arası ses kaydı, video kaydı isteniyor. Bütün Orada seni... üyesoların mı? Yok, kaydı yok ama ses kaydı isteniyor. Yani Evet, doping testi isteniyor. gibi bir şey mi? Tabii Pardon. adam inanmıyor yani. Adam hani sinyal testinden senin kaç watt çıktığını biliyor ama yine de diyor ki ben sana diyor şey yapma, video kayıtlarını gönder diyor. Ben sana diyor öyle inanacağım diyor. Video kaydı değil. Hasan Bey de Ses kayıtları. MP3 formatından şey yapıyor sizi. Ses istiyor. Ses kaydı istiyor. Bunu birinci, ikinci, üçüncülereden talep ediyor. Evet, ederler. Öyle kuralları olanlar yarışmalar var. Bu yarışma öyle. Bu yarışma öyle. Ben bunun kurallarını okumadım son olarak. Var Bir var. var değil mi? 1, 2, 3'e şeye kadar siz hatta kıta birinciliği falan sizden bunu talep edeceklerdir. Onu da bilelim. Şey yok. Pardon, bu arada QRP ile alakalı ben de bir şey söylemek istiyorum. Adem Bey buyurun. Volkan abi, şimdi kontestlerde öyle bir olay yok ama kontest haricinde mesela bir istasyon kısa dalgada genel çalışma yaparsa eğer o zaman karşı taraftan bir QRP olsun veya mobil istasyon olsun veyahut da portatif bir istasyon olsun onlar genellikle önceliklidir. Peki. Yani QRP duyulduğu anda önceliği var. Yani herkes standby'a geçip ona yön mü veriyor? Onun mikrofonu ona verilir. Yani kim QRP çalışırsa direkt ben ona verilir. Ya o bir şey, centilmenlik durumu yani. Çok da şey yapmıyoruz bazen ama öyle bir duygu var yani. Herkese o duygu var. Yani Yani şöyle ben şey birkaç konteste katıldım. Yarışmalarda kimse şey yapmıyor. Yani sen QRP'ydin, şey değildin. Kesme QRP de kullanan var bu arada. Taksim QRP de kullanan var.
Muhtemelen yani centilmenlik kuralı gereği yavaş Morse'da yavaş yazana, SSB'de QRP olana öncelik tanınır. Ama inanın QRP katılacak olan arkadaşlar katılsınlar. Tabii benim yanımda pek şansınız olmayacak, onu söyleyeyim. Rakibiniz benim. Yok şey, moral bozmayayım, çok memnun olurum. Ya ama Ömer Bey de iki India bravo. Ömer Kavas Beyler de QRP katılmıştı geçen sene. Bayağı da güzel derecesi var. Evet biliyorum. Ay biraz ay gaza vereyim de şöyle biraz birkaç kişiyi gaza vereyim de. Keşke, ben çok istiyorum İsmail Bey, şöyle Türkiye'den 300 istasyon falan katılsa da herkes bir ne oluyor bu Türklere dese. Keşke, evet. Keşke. Ama şöyle. Ama abi ben katılmaktan vazgeçtim. Gözüm korktu ki benim şimdi. Niye? İsmail abi de. İsmail abi ne deyince ben korktum abi, ben gaza gelmedim. Abi sana zaten şans tanımayacağım. Yani. Blef yapıyor, blef yapıyor. Yani biraz şey yok. Şimdi şöyle karşınızda hep yani bu SKU yarışmalarında bütün istasyonlar PH. Yani uyku modunda olan istasyonlar bir anda piyasaya çıkıyor, güçlü antenleri olan istasyonlar, evet. Bunlar inanın 5 wattla öyle zevkli oluyor ki şeye giriyorsunuz, tabii daha yüksek wattla daha iyi antenleri olanlar iyi işler yapabiliyor. Benim bir de Karstar tabii 1760 metre, yani 1760 tabii farkı atıyorum, yani onun şeyi yok. Peki, zaten yarışmalar Yani yarışmalar ya şey yok, parazit yok, bazen cihaz bozuldu diye sesi sonuna kadar açıyorum arkadaş. Yani, ne güzel işte. Ya şeyi kadar hani şey yok. Onun için. İsmail abi, senin bulunduğun yer amatörlerin en iyi yaşayacağı veya en iyi tuğteyi senin orası. Yani ya, burada ben geçilmiyor. Ben sıralardan vazgeçtiğim gibi 2 metreden de vazgeçtim. Adem Bey, yapacağız bir parti, yapacağız. 2000 küsur metre, 3000 miydi bizim orası? Yapacağız. Bitmek abi, üzere. Orası 2000'in üstünde. 2400 küsurdu yanlış hatırlamıyorsam. 2400 değil de 2000'in üzerinde bir şey. Volkan Bey, bir şey ekleyeyim mi? Ekleyin. Ben deli gibi yetiştirmeye çalışıyorum. Buyurun Hasan Bey. Şimdi bu uzun süre kontestlerde topraklama çok önemli. Yani topraklamanız iyi olacak. Severe wattmetre o devamlı bağlı olacak. Hasan yani, Bey, bir istasyonda topraklama olması şart ya. Yok ben yani genel olarak öyle de yine ikaz ederek söylüyorum. Zaten önemli noktaya değindiniz. Önemli normal kullanımda da öyle. İster VAF, OAF kullanın, ister HF kullanın. Severe wattmetrenizi sürekli gözünüzün önünde duracak. En ufak bir hata şey yapmamak lazım. İşte switch mod ısınıyor mu bakacaksın. Her şeyi böyle ara ara elle yoklamak lazım. Bütün her şeyi tümleşik düşünmek lazım. Valla ön hazırlıkta neler yapılmalı diye bir bölüm yazmıştım. İsmail Bey, siz yarışma öncesi hazırlığınızda neleri kontrol edeceksiniz? Nelere bakacaksınız? Öncelikle yazılım kullanıyorum. Tabii bu SSB yarışmasında benim kullandığım NM1 MM. Ekran paylaşıp da şey yapmak istiyorum. Paylaşın. Verdim ben. Bir şey söyleyeyim mi orada? Buyurun. Şimdi geçen bir yarışmada ben başlığı yanlış seçmişim. Kontest grubunda diyorum log böyle olmaması lazım falan. Meğerse yanlış yarışmayı seçmişim. İlk 10 köseden sonra şey yaptım. Yani başlıklara çok dikkat etmek lazım. NM1 MM'de şeyleri şu anda benim ekranı görebiliyor musunuz? Evet, görüyoruz. Geldi. Şimdi tabii New şuradan seçtim. Geliyorum. Önce yarışmayı seçeceğim Hasan Bey dedi. O görüntüsünü değiştirmişler. Tabii bu yeni versiyon abi. Çok güzel olmuş. CQ Worldwide SSB. Evet burası. Ben tek operatör katılacağım. Bu şey gözüküyor mu? Gözüküyor. Tam da istediğim güzel açıklamalar İsmail Bey, devam edin. Buyurun.
Ben tek operatör katılacağım. Ben kendim için şey yapıyorum. Tüm bantlar Power QRP. Yani 5 wattı geçmeyeceğim. Söz veriyorum. Evet. Burası şey ya klasik şey gezen istasyon falan. Sabit istasyon. Arkadaşlar burayı genelde çoğu amatör şimdi yanınızda cep telefonu var ve içinde internet varsa siz yardım alıyorsunuz demektir. Yani bulunduğunuz yerde internet varsa ve bir takım yerlere bakma şansına sahipseniz assisted yapmanız lazım. Doğru. Yani buna dikkat edelim. Şey yok. Hani kendinizi spotlamıyorsunuz. Başkasına hani birine dersin ben Hasan Bey'e derim. Hasan Bey bak şu frekansta çalışıyorum beni spotla. Ona bir şey demiyorlar. Ama şey kendinizi reklam etmeye çalışırsanız şey olur. Assisted diyor. Şimdi yardım almama konusunda bir şey ekleyeyim ben. Telnet'e bağlı değilseniz, bu NM1'de var. Telnet, yani uluslararası şeye açık tutmazsanız da sıkıntı yok. Yani bunu yardımsız Tamam. kullanıyorsunuz. Ya ama orası doğru. Güzel, iyi bir noktaya değindiniz. Ama genelde arkadaşlar şimdi herkesin cep ya eğer kullanmıyorsanız dağın başındasınız hiç böyle bir şey yoksa bunu non-assisted yapabilirsiniz. Tek bir veya iki şey kullanıyorsanız ayrı. Bunu tabii bu yarışmada CQ bölge numarası bizim 20. bölgedeyiz. Kullanıyoruz bu şey. Okey dediğim zaman şimdi benim şey biraz niye karıştı? Bir de sesi kaydediyorum. CQ wow diye kaydediyorum. Nereye kaydetmem lazım? Şurada users HP NM1 yeri var. Zaten bastığınız zaman göz şey yapıyor. Bunu ben diğer monitöre göre ayarladığım için artık buradan hangi duyduğum çağrı işareti buradan işte TA2 Echo Hasan Bey şöyle şey Soru tuşuna işareti basınca çıkardı. Tanıyamadı Hasan Bey. hayır, Türkiye içi görüşmelerde kayıt yapmaz. evet Hasan Bey tanır da benim ayarlarım tam değil. Tamam, ben bilgisayar değiştirdim. Hasan Bey çok iyi tanıyor. Onda sıkıntı yok. Benim Türkiye, ayarlarım. şimdi bazı yarışmalarda, çoğunlukla daha doğrusu, kendi ülkendeki diğer operatörlerin şey skor verilmez. Onun için soru işareti çıkarın. Bayrağı benim çağrı işareti yazar mısın? İsim falan, soyisim falan çıkıyor mu kayıtta? Hayır, çıkmaz. Sadece çağrı işareti. Aşağıda ülke çıkar. Zon numarası falan. Ya be şey değil, yanılmayın bu şeydir. Benim Evet. ayarlarım tam şey değil. Bu soru işareti değil de, yani normalde Şey dosyasını ben yüklememişim. Tam ayarlamadım. Bunu sonraya bırakacağım. Çünkü daha yarışmaya var. Bilgisayarı yeniledim. Bilgisayar değiştim. Eski bilgisayarımda olması lazım. Şey değil. Tamam ona şey yapmayalım. Bundan sonra yapacağım. Çağrı yapacağım. Enter diyeceğim. Enter'e basacağım. Böyle. şeylerin ekranını çıkarsanız İsmail Bey, görüştüğünüz frekanslı şey kişilerin listesinin olduğu, bunun bir alt Tamam menüsü. enter'e bak. TA2 Echo dedim. Enter'e bastım. Şimdi onu paylaşayım. Yeni paylaşım diyeyim. Şey yapamadım. Niye ben böyle Neyse, alt bununla beraber açılan hem bu skor listesi var, evet. tekrar Şimdi bu run işaretinin olduğu yer, şey senin sabit, sen bir yere çöktün, orada konuşurken kullanıyorsun. SP haberlisin. Sonra aşağıya bunlar geliyor zaten puan. Skor listesi gelir. Ben bunu şöyle ikinci monitöre göre ayarladığım için hepsi çarpık çarpık buraya geldi. İkinci monitör kapalı şu anda. Oldukça kolay. Çok fazla bir zorluğu yok. Sonradan şuna basıyorsun. Generate Cabrillo File. Şey İsmail Bey, az geri gelebilir misin?
şeye kolsaynları yazdığın yere gelebilir misin? Geleyim bir saniye. Biraz zoom out yapar mısınız? Çok büyüdü ekran, göremiyorum sağ. Ekran çok büyüdü, evet. Şişti iyice. Ha, şu üstteki CQ frekans yazan yer var ya beyler. Bu Evet. run yazan içi siyah dolu olan yer. Sen sabit istasyon gibi çalışırsan, devamlı sen çağrı yaparsan orada kullanılıyor. Bu SP işareti de başkasına cevap verirken kullanıyorsunuz. Öyle Tamam. otomatik bu. Tamam, çok güzel. Bu diğer alttaki F1 ile olan bütün menüler kendiniz şey ayarlarını ne diyorlar Siz ona? kaydederek evet. Makroları kendiniz dizayn edebiliyorsunuz. Özellikle Felsefenizde dijitalde. yoksa eğer otomatik ses kaydedip çağrıları o mu yapıyor? Onu da yapabiliyorsunuz Aynen ama öyle. biz genelde buraya şey yapıyoruz. Sesli görüşmelerde SSB'de sadece çağrı işaretini yazıyoruz, enter diyoruz, o kadar. Oralara takılmıyoruz. Ama dijitalde bu F1, F2, F11'e kadar, 12'ye kadar olan yerleri güzel yazmak lazım. Kısa ve öz yapmak lazım. Kayra şey sordu. Ben bu sene katılsam mı diye düşünüyorum ama bilemedim. Hala kararsızım. Abi artık kararsız değilim. Katılmamaya karar verdim. Katıl, Ne? katıl, katıl, katıl. Niye katılmıyorsun Kayra şey? Abi zaten 1 watt çıkacağım. Sen beni ezersin abi. Abi 1 watt lan şey değil. O bir kere ezmeyle falan. Ben kimseyle yarışmıyorum. Ben şöyle hayatımda bir felsefem var. Sadece kendimle yarışıyorum. Kimseyle hayatımda yarışmadım. O Evet. yüzden kendimi de referans aldığım için oyunu şey değil. Bu Ya sen kendinle de yarışsan ben yine senden geri kalıyorum abi seninle yarışamadığım aynen. için. Ya vallahi hiç korkulacak bir şey yok. O kadar Yok, basit ben ki, bir o kere kadar. yarışmanın hiçbir şeyi yok. Bu bir şans işi. Bir bakarsınız bu akşam 12 metrede 2,5 wattla Amerika'nın batısıyla tam şey tarafı yani şeye doğru doğuya doğru şey yaparsan neredeyse Japonya yani ama Amerika'nın batısı görüşme yaptım. Lotre'den de şey yaptım, teyit ettim. Şimdi bu bir şans işi. Yani senin oraya düşecek olan sinyaller benim buraya bazen fark edebilir. Onun için o öyleydi, bu böyleydi. Hiç şey yok. Eğer imkanın varsa kısa dalga var, antenin varsa QRP katıl 1 watt, 1 watt'tır. Pixi var abi, Pixi var. Pixi'yi de aldım yıl. Onunla bir iki yıl boyunca bastım yani. Morse bastım, o kadar çok CQ çektim ki. Ama hiç kimse de dönmedi. SSB var mı? SSB yok. Aa, bu yarışmada, bu yarışma hem SSB hem CW değil mi? Yok. Bir Hayır, bu hafta yarışma sonra SSB. CW. CW ve Kasım ayının sonu sanıyorum. Aa. Ona Lan da buna katılabilirsin. Ya sana o zaman yerin müsaitse bir anten yapalım. harika olur abi. Bir tane trap dipolüm var. Onu da kurup ölçemedim. Abi Ama trap map'le bir kere bakın antende bobin benim prensibim yani olmuyor değil. Siz severeyi tutturmanız iyi şey yapıyorsunuz ama bobin ve trap olmayacak abi. Onlar evet. yiyor. Yiyor. Şimdi şey kısıyorsunuz şimdi bir adamı konuşurken boğazına sıkıyorsunuz şöyle şey iyice sıkıyorsunuz o şeye geliyor fan dipol yapabilirsin yani ortada birebir balon bakın birebir balonda kayıp çok azdır diyelim 40 metrede çalışacaksın ben genelde hep yarım dalga şey kullan 40 metrede mi çalışacağım? 40 metrenin yarısı ne? Yaklaşık 20 metre bir tara şeye bir tarafa 10 metre bir tarafa 10 metre toplam 20 metre boyunda 40 metre şey yapar. Aynı yere yine şey bağlayabilirsin. Hangi bantlar varsa diyelim 15 metre için bağlayabilirsin. En güzel çalışan antenlerden bir tanesi de fan dipoldur ama benim kısa dalgada en çok tercih ettiğim yerime göre. Bundan iyi sistemler de var tabii. Bir smart tuner ve
310 kabloyla iniş aldım. 39'a 39. Eskiden beri bunu kullanıyorum ve bulunduğum yerlerde, oturduğum yerlerde büyük anten kurma imkanım vardı. CG3000 anten tüner, bir de yarım dalga, 160 metreye göre yarım dalga, toplam boyu 80 metreye yakın dipol anten kullanıyorum. Bundan netice alabilirsiniz. Ama seninle plan yaparız, şeyde katılırsınız. Nedir? Tamam abi. Kasım ayı sonunda SkiWorld Bike'da katılırsınız. Netice alacağınıza inanıyorum. Çünkü şöyle, yarışmalarda demin de söylediğim gibi süper istasyonlar piyasada oluyor. Mutlaka sizi duyarlar. Mutlaka sizi duyarlar ve cevap verirler. Onlar puan arıyorlar. Çünkü antenleri senin evin kadar Kayra. Benim evim yok ki abi. Ay yani ben geçtiğimiz senelerde bir istasyonla konuşuyorum. Güney Amerika'da bir yerde. Vay be dedim. Nasıl gittim oraya? Sonra adamın hemen QRZ'den resmini açtım, baktım. Bir de ne göreyim? Adamın anten tarlası var. Bizim oturduğumuz site kadar. Meğerse ben adama gitmemişim. Adam bana gelmiş. Ya Yani böyle adamlar bana hiç denk gelmiyor. gelir gelir. Yani dev gibi antenleri var. Bina büyüklüğünde, koca bir site büyüklüğünde anten. O adamın seni duymaması, İsmail Bey'in dediği gibi büyük istasyonların hepsi dökülüyor oraya. Kesinlikle katılın. Bütün genç arkadaşları şey yapıyorum. Peki güzel bir soru size. İsmail Bey ve Hasan Bey, bir frekansa geldiniz. Bir istasyon devamlı çağrı yapıyor. Herkes de ona düşüyor. İstasyon hızlı da bir istasyon. 59 devam. Next, next, again, again. Devam ediyor. Siz de ona rapor vereni aradan avladınız mı hiç? Tabii, o. Başka bir frekansa mı çekiyorsunuz? 2 dakikada orada işi bitiriyor musunuz? Nasıldır? Bu işin Şö şeyi şö nasıldır? Adabı. şöyle Tango Alfa diyorsun. Tango Alfa diyorsun. Hani biz mesela iki Eko'yu söylemem ben. Mesela Tango Alfa, Texas Amerika, onun kulağına hitap edecek TL A'nın şeylerin değişik versiyonlarını söylüyorsun. Texas Amerika diyorsun mesela. Adam ha diyor. Dur bir de buna bir bakayım diyor. Yani böyle küçük şeyler, hileler yapıyoruz. Ama frekansa Tango oturmuş adamdan bahsetmiyorum. O adamın avladığı balıkları siz aradan avlayıp çıkıyor musunuz? Ana Tabii istasyonla konuşan da tabii tabii tabii. Mesela o duyduğumuz diğer karşı istasyona çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki Tokyo'lar up diyorsun ya da down diyorsun. Adam ya iyi anladıysa seni aşağı iniyor ya da yukarı çıkıp bekliyor. İsmail Bey siz yapıyor musunuz? Vallahi tam anlamadım. İsmail Bey iki istasyon görüşürken canlı istasyon değil de öteki karşı istasyonu yakalayıp sana çekebiliyor musun? Onu soruyor. Ya çalışmadığım istasyon varsa onu oradan başka frekansa çekip oradan raporlaşıp öyle log kaydına geçebiliyorsunuz. Ha, olabilir. Olabilir. Adem Bey'in dediği gibi olur. Ya Yaptınız o kadar ben size söyleyeyim. O kadar böyle bir şey değilim. Şimdi benim bir sayı var. O sayıya ulaştım mıydı? Şey yok. Ben şöyle şunu yapıyorum. Yani bir bantta sürekli çağrı yapmıyorum. Ya bir bantta bir sabit frekansta bekleyip de onu uğraşamam zaten öyle. Dolaşıyorum ben. Gezginci bir insanım. mı? Ya bir rahat duramam bir yerde. Bandım başından başlarım, sonuna kadar giderim. Sondan geri geliyorum. Başka banda geçiyorum. Hep öyle bitiriyor, şey yapıyorum. Şöyle bir şey Volkan Bey, bu mantık biraz doğru. Bu Evet. bantın başından sonuna gidip gelmenin şöyle bir avantajı var. Frekansı iyice şey yapıyorsunuz, ne derler, özümsüyorsunuz. Oradaki pratikleriniz artıyor. Yani bant başıyla bant sonunun bile propagasyonu farklı oluyor. Feedingleri, bilmem neleri, bütün bir olayları, atmosferik şartları da bak. Mesela bazen bakıyorsun 7120'den sonra yukarıda şey haşırtı artmış,
Ya da alt tarafta haşır takmış, Çok diyorsun doğru, ki çok doğru. ya altta kalayım ya üstte kalayım diyorsun. Bantın altına ve üstüne kendini kilitliyorsun. Çünkü o gürültüyle baş etmek çok korkunç bir şey. Baş ağrısı yapıyor. Yani frekansın temiz yerine ya da bantın temiz yerine ister istemez arıyorsun yani. Antenin ne kadar iyi olursa olsun. Ben de çoğunlukla gezerim, hiçbir yere çökmem. Peki kulaklık kullanıyor musunuz? Neden kullanıyorsunuz? Kulaklık gerekli mi? Temelde bir Gerekli. şart mıdır? Şarttır. Şart. Kulaklık Neden? şart. Daha iyi duyabiliyorsun. Aradaki uçanı kaçanı alabiliyorsun. Yoksa kulaksız olmadığı zaman kendi etrafındaki sesler de şey yapam özümseyemiyorsun. Ya Kırsalları sesim özüm. 2,5 kilohertz zaten. Siz burada çok dar şey yani öyle kulaklık olmazsa ama dikkatiniz dağılır. Kulaksız olmaz. Çünkü Olmaz. Mesela burada ben Vox kullanıyorum. Cihazın Vox'unu ayarladım ben. En yüksek şeyde ağzımı açar açma zaten 100 watt'ı veriyor yani. Yani kulaklık çok iyi oluyor. Böyle çok derinden geliyor. Ama bir çağrı yapıyorsun adama. O kulaklığın faydası o. Tak diye adam duyabiliyor. Yani böyle aralarda mesela atıyorum 14.248.3 adamı orada adam çağırıyor ve onu algılayabiliyorsun netliğini. İnsan sesinin netlikleri var. Mesela adam aşağıya çekiyorsun, kaydırıyorsun şeyi, potansı. Adamın sesi orada bozuk. Ortalıyorsun, bakıyorsun hakikaten 0.3'te. Tam basıyorsun diyorsun ki Tango Alfa 2 Echo. Adam seni duyabiliyor. O kulaklıktan yani. O kulaklık sayesinde o aradaki zavalları alıyorsun yani. Harika. Bu Ayak mandalı kullanıyor musunuz? Vox Kullanıyorum. varken ben kullanmıyorum. Ben Var ama kullanmıyorum. mecburen kullanıyorum. Bilgisayarla yazarken mikrofonla falan uğraşılmıyor. Ayak mandalı şarttır. Yani bilgisayarla bir taraftan da yazacaksınız. Parmaklarınızdan falan kulaklık şey sağa sola yani bir de mandal falan uğraşmak zor olur. Ayak mandalı Temel dedi ki şart mıdır? Şarttır. Daha iyi. Şeyde bir Daha iyi tane bir bu kaydı yapıyorsun. Öyle. evlilik programında şey vardı. Evlilik Buyurun. programında şey dedi şeydir. Aşk boş laftır, paralı erkek şarttır. Şeyde de şimdi böyle şeyde şarttır ama yani bu seri yazmanız lazım böyle. Bir de çabuk şey yazmanız lazım. Şeyde hani Yok. klavye. Tak 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 tak. Buyurun Hasan Bey. Şimdi benim pratiğim şu. Ben frekanstaki vatandaşı dinliyorum. İyice yazıyorum. Ondan sonra adama cevap veriyorum. Bazen öyle acele etmiyorum. Çünkü çok başım yandı. Yanlış yaptığım oldu. Önceden 15-20 tane kiosa yanlış yapıyordum. Şimdi bir tane belki. Böyle iyice dinliyorum. Yani çağrı işaretini tam alıyorum. Ondan sonra adama cevap veriyorum. Dediğiniz gibi o slash'lar falan oluyor. Bazen de bu epey SSB çalışmayınca kulak tembelliği de oluyor. Biraz dinlemek Güzel, gerekiyor. güzel. SSB çalışıp bir kenara yazmak lazım. Yani kulak ve klavyeyi bir hızlandırmak lazım. Şimdi bu tabii bu da sürekli yarışmalara katılmakla mümkün. İşte onun için dinlemek diyoruz ya, hani amatörlerin özünde de var zaten. Bir İyice tane bunun dinlemek. şeyi var Hasan Bey. Sanıyorum Right Lock diye bir programın bir şey var. Sürekli ses kaydetmiş. Sürekli bir çağrı işaretleri söylüyor. Siz klavyeden yazıyorsunuz. Böyle bir uygulama olması lazım. O ilginç. Yani elinizin de alışması lazım. Çünkü durmuyor. Şimdi ben tekrarlayayım. Eğer 100 watt ve QRP katı yani 100 watt ve altında katılacak arkadaşlarım tabi sabit de çağırabilir ama ben QRP sabit bir yerde çağırdım. Millet beni ezecek ama dolaşarak çağrı yaparsanız sizi duyma şansları çok fazla olacağı için QSO yapma imkanınız artacaktır. Ben Evet. o yüzden QRP çalıştığımda ve 100 watt çalıştığımda sürekli dolaşıyorum. Oradan oraya, oradan buraya sürekli geziyorum. Avantajı oluyor. Şimdi mesela ben bir yere sabit frekans seçiyorum. Gürültüsü az olan yeri. Orada çağrı yapıyorum, çağrı yapıyorum. Dördüncü, beşinciden sonra artık gelmeye başlıyorlar. Özellikle önce Ruslar duyarlar bizi.
Ondan sonra paylap oluyor. Yani üst üste gelişler oluyor. Orada klavye şeyini kullanma kabiliyetini çok lazım oluyor. Acele ettirmiyorsun. Mesela diyorsun ki işte delta lima only diyorsun. Ötekiler duruyor zaten. O zaman hemen delta lima bilmem ne. Ama senin iyi niyetini öğrenince zaten o senin frekansına takılanlar hep sırayla bekliyorlar yani. O daha nezih bir şekilde tamamlıyorsun. Peki bir frekansta duydunuz. Kayra'nın bir Ben de sorusu var. Kayra'nın bir özür dilerim. sorusu Kayra gel. Benim sorularım çok. var. Ben de QRP Pixie var. Zamanında 50 TL'ye almıştım AliExpress'ten. Sadece 7023 MHz'de 1 watt çıkış yapıyor. Bununla bir tane bile QSO yapsam yeter bana. Arkadaş şimdi buna ortada bak şöyle ortada 1 bölü 1 balon bir ucu yaklaşık toplam boyu 20 metre olacak şekilde bir ucu 10 metre bir ucu 10 metre bir dipol. Bunu aldık mıydı? Bundan sen mutlaka QSO yaparsın. Yapar. Kasım ayı sonunda CQ Worldwide CW ve DXC Contest'te ki ben de katılacağım. Birden fazla şey yaparsın. Kayra o şey yap. Yoksa yani anten yapma şansım yok dersen ben sana bir bölü bir balon yapar, anteni de yaparım, kargoya verir, gönderirim. Şey, kablon da yoksa kablo da gönderirim. Daha ne yapayım yani? Eyvallah abi, Allah razı olsun. Konnektörü göndermem abi. Eğer gönlün de yoksa gelir senin adına Konnektörü çalışır. de gönderiyorum. Şey 20 10 metre bir taraf, 10 metre bir taraf. Komşulardan şey alırsın, nedir? Müsaade istersin. Yok, bir Diyeceksin. dağ tepesine çıkarım abi. Sen bana yeter ki birebir balon senin işini çözecek. Sen QSO yapacaksın de. Ben bir dağ tepesine çıkar kurarım onu. Ya ben sana söyleyeyim mi? 1 watt bazı durumlarda fazla bile gelebilir. Avrupa yeter sana Kayra. Avrupa yeter 1 watt'ta. Hiç şey yok. Takır takır Hele 7023 yani kısa mesafe. görüşürsün. Hiçbir şey değil yani. Evet. Burada Severus'un falan ayarlarım. Size gönderirim. O bir şey değil abi. Nedir? Ümitsiz olmayın. Şey Yani kendinizi onlar şey şey yapmayın. değil. Birebir Abi o balon kadar çok çok daha CQ yapabilen çektim balon. ki elim böyle normalde seyiriyor. Bir bakıyorum elim CQ çekiyor kendinden. O kadar alışmış. Ya Hiç işte kimseden cevap alamadım. daha dida. Peki şöyle bir soru size. Bir istasyon var. Çok da görüşmek. Kesinlikle QSO yapmak istiyorsunuz. Artık bir günü devirmişiz. Hiç de duymadığınız istasyon. Çok net duyuyorsunuz. Fakat hemen üst frekansınızda birazcık böyle tepenizde bangır bangır bir istasyon sarkma yapıyor. Bir türlü de bir iki harfini alamıyorsunuz karşının. Ne yaparsınız? Ya Israrcı oluruz abi. neredesiniz? Israrcı oluyoruz. İstediğiniz kadar ısrarcı olun. Üstte başka biri QSO yapıyor ve bangır bangır size de sarkıyor. Ama karşı tarafın bir harfini alamadınız. Bekleyeceğin aynı frekansta durduğu Ya müddetçe şimdi bunu şeyde NM1M'in böyle bir şeyi var. Yazdığınız zaman listeliyor size şey. o Böyle bir özelliği var. Yani TA9 Juliet ya TA9 yazıyorsunuz. TA9'dan başlayan bütün şeyleri döküyor size. Valla ben çoğunlukla oturuyorum. Karşıda yaptığı QSO'yu dinliyorum. Karşı taraf nasıl olsa onun bir kere tekrarlıyor. Alabiliyorsam alıyorum. Yukarıdaki yine bir basıyor böyle bangır bangır geliyor ses. Hayda gitti yine. Çıldırıyorum. Öyle alamayınca içim böyle gidiyor. Bir de QRP Şimdi bak. olsam ölürüm herhalde. Geçen bir şey oldu konteste. Japon'un birine çöktüler. Japon sıkıştı sıkıştı. Yaklaşık 20 dakika sonra kimse kalmadı. Ondan sonra ben tak diye adama geri döndüm. Frekansı not aldım tabii. Döndüm DX Submit'ten de bakıyorum adam hala orada duruyor. Spot atıyorlar adama. Ben dedim bir daha baktım bir daha baktım adamla görüştüm yani. Biraz sabır iş yani. Ben de bazen HRD Commander'ın şeyine bakıyorum. Hem Radio Deluxe'ün yarışma zamanı kim ne hangi bantta ne yapıyor. Biraz oradan kopya çekiyorum. Biraz öbür taraftan. Adem Bey yarışmaya hazırlık mı? Yok. Kolay gelsin. Pekala.
Valla öyle ilginç şeyler, anekdotlar oluyor ki yarışmada. Özellikle paylaşacağınız bir şey var mı? Şöyle bir şey anlatayım. Özellikle 2-3 tane bayan amatör var. Biri Hotel Zulu Leyla var. Bir Ha, de bir şu Leyla. Oscar Eco bir bayan var. Oscar Eco 3 mü? Şimdi tam prefiksi aklımda yok. Bu birkaç tane bir de Fransız var. Bunlar TM Tango Mike, Fransız bir bayan var ya da neyse işte. Bunlar çıktığı zaman herkes bunlara paylaş yapıyor. Yani bunlar da hiç bıkmadan her yarışmada varlar yani. Ne güzel. Leyla bu sıralar yok da Jakarta'da bir öteki. hanımefendi vardı. Ben Endonezya'ya gittiğimde Jakarta'da bir hanım. Bir tek onu duyuyorum. Ama ben oraya giderken Levent Bey uyarmıştı. Volkan, Ekvator'a yaklaşıyorsun. Orada çılgın bir gürültü duyacaksın diye. Üşenmedim. IC-7000'i götürdüm. Bir de Delta Loop anten götürdüm oraya. Ve cidden bir tek o Jakarta'daki hanımefendi, bir de orada bir tek kendi lisanıyla konuşabilen, böyle çipat mipat, ne dediği de belli değil. İki istasyonun dışında ben hiç Türkiye ile şey yapamadım. WhatsApp'tan yazıyorum kimse var mı diye, ama hiç Türkiye'yi duyamadım oradan. Ekvator'un problemleri. Yani şimdi bazı istediğim ya sabahtan akşama kadar atmosferik şartlar kendine mahsus şeyler yapıyor. Mesela bazen öyle bir şey oluyor ki propagasyon bazı bantlar hiç tutmuyor. Yani 50 kiloya şükrediyorsun. Mesela ben 100'ü geçtiğimi mutlu olurum. 200'ü geçtiğimi imparator olurum. O bana yetiyor yani. İsmail Bey, sizin limitler kaç? Vallahi bir kendime limit koymadım. QRP çalışınca yani bir 100'ü geçmek lazım. Bu arada kayra şeyi Moxon kasayı antenin frame'ini gösteriyor. Biraz evet kalın olmuş gibi. kuyruk şey. Şimdi demin delta loop dediniz de kayraya delta loop yapıyorum. Niye dipol anten yapıyorum ki? Delta loop anten yaklaşık 2,5 2 3 desibele yakın kazancı var. Evet. 40 metre delta loop yapıyorum. Ve gönderiyorum. Hem iyi olur, daha performans olur. Kusura bakmayın, az önce yoktum. Az önce konuştuklarınızı duyamadım. Yazıcıdan bunu sökmeye çalışıyordum da. Bu kalın olmadı abi, şeyi söyleyeyim. Bu şey altına yapı. Ha, tamam. Şimdi Bu oldu. bir şey yaptı. Bunu daha bilmiyorum abi, dilimleyici yazılım nasıl kullanılıyor. Bu mesh lastik çıkarttık ama beraberinde de 3 boyutlu şey bile öğrendik yani. Nasıl yapacağız kılıfları, nasıl dağıtacağız millete. Seni bir Adı gruba öğrenemedim. dahil edeceğim. Üç boyutlu yazıcısı olanlar grubu. Yine içinde amatörler de var. Orada her şeyi sorarsın. Ben şey söylüyorum abi, ben herkese şeyini basacağım, yollayacağım yani. Nedir o? Case'ini Türkçe kılıf mı desek? Kap Meştas kap. değil. Kalıp Aha. kalıp. Kasa Kalıp kasa kalıpların şeylerini, kasasını. kasa kasalarını basıp yollayacağım yani, bendensiniz. Casa de Bendensiniz. Papel. Karıda sen hangi bölgedesin? Adem abi, ben ilk amatör olduğum zaman bir abim çok değerli bir şey söylemişti. Demişti ki en iyi radyo amatörü artı 9 QRM içinden ses seçendir. Ben o kadar iyi değilim abi. Ben tam olarak senin ne söylediğini duyamıyorum. Seçemiyorum. Lafı iyi döndürdü ama. Ben Adem Bey, bir daha. dedim hangi bölgedesin? Ha, ikinci bölge abi. Abi Darıca. Kocaeli Darıca. geçen hafta şeydeydim ben. Gebze'deydim. Şeyden Haberimiz geldim. haber vermediniz İsmail Bey, bir kahve içseydik İstanbul'da. Abi nereye gittim? Beyoğlu'nda sinemaya gittim. Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne. Oo. Hemen yanında, sinemanın yanında şey vardı. Trabzon pilavcısı. Pilav yedim. Ancak Gebze'ye sabah çıktım, akşam ancak dönebildim. İstanbul'da yaşanır mı ya? Hoş geldiniz ya İstanbul'da. Yarın küçük çekmecede müşteri de olacağım. Kara kara düşünüyorum. Ne yapsam diye. Yani Valla zor. Ama bir daha gelirseniz hem konuğum olun, İsmail Bey yer de var. Hem de haber verin lütfen. teşekkür ederim, teşekkürler. Film seyretmeye geldik ya. Valla çok güzel. Harika. İyi seyirler. Efendim, şöyle yapalım. 27 kişiyiz. Kaç kişi Sekuvayva'ya katılacak bu sene burada? Haydi elleri Kayna kaldır. katılıyor şey ama şeye katılıyor. Tamam. 1, 2, BW'ye 3. katılıyor. Ben 4. Adem Bey.
Var. Niye? Baş edemiyorum ki, her taraf parazit de, yani beni duysalar ne fark eder ki? Ben onları duymayacağım. Peki. Sertaç Bey, siz ne, hangi cihazla katılacaksınız? Hangi modda? Vallahi ben bir Yaesu 991A sahibi oldum malum. Oo, hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Daha naylonları üzerinde sayılır ama ilk QSO'mu da Adem abiyle yaptım. 18 MHz'de milli oldum yani ben de. Evet, milli ben diyecektim ama o dedi. Ay yok, aslında şu bir tane 5 wattlık şey almıştım. Çin işi bir cihaz almıştım. Bu 8 band dediklerinden falan. İşte 10 metrelik Sayın Hocamın, İsmail Hocamın dediği gibi gittim TTR kablo aldım. İkiye ayırdım. Bir tane şeyin üzerine bir BNC bağladım. Oradan bir dipol yapıp sitenin içerisindeki ağaçlara attığım iplerin arasına gerdim falan. Tabii millet bana ne yapıyor bu manyak gözüyle bakıyor. Hani bir laf vardır, derler babamın öldüğüne yanmıyorum, millete dert anlatmaya bıktım. Benimki de o hesap oldu. İşte tanıyan komşular bakıyor, güvenlik görevlisi geliyor, kolay gelsin, bir problem mi var diyor falan. Neyse, ilk bir bir İtalyanla 14250'de İtalyanla konuşmayı başararak ilk HF deneyimini yapmıştım ama o gün fark ettim ki 510 üzerindeki RF 510'u yakmışım. Cihazları niye alıyoruz? İçini açıp kurcalayalım diye alıyoruz. Tekrardan transistörün MOSFET'ini değiştirdim. Tekrardan toparlamıştım onu. Sonra da işte kısmet oldu. Bir 991A sahibi olduk. Hanım hala beni evden kovmadı. Büyük bir mutlulukla. Ama tabii yakındır. Çünkü bu CQWW meselesi için gittim böyle şey çubuğu aldım. Göl kamışı. Efendime söyleyeyim. Şimdi anten mi başladı? Anten işleri. Analyzer falan gerekiyorsa bendekini her zaman alabilirsiniz. Nano VNA'im falan hepsi var. Güzel. Harika. Spektrum analizlerinden şeye kadar. Oo, maşallah. Dedim ya işte, hala kovulmadım evden yani. bir tane loading coil yaptım. Bir çok vertikal güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Çok nefis oldu yani, kendimle gurur duyuyorum bunun konuda. Yetişir misin Sekivayva'ya? Vallahi hepsi bitti. Radyaller alındı, yapıldı, hazırlandı. Şimdi hafta sonu Allah kısmet nasip ederse Silivri'ye gidip Field Application yapacağım orada. Testlere başlayacağız. Orada şeyimiz var bir tane. EndFET Half Wave'imiz var. Üzerine 40 metre için bobin falan yapıldı ama hazır kış geliyor. Yapraklar döküldü ağaçlara. Daha rahat çalışabileceğim. 20 metre teli çekip tune edersem daha iyi 40, olacak. 49'a bir balon mu var? Evet. İki tane 20 metre, yapmıştım. 20 metrede 10-40 rahat rahat severe tutuyor. Hiç dert etme. Evet. İnternetim gitmiş gelmiş olabilir. Yok, gayet buradaydınız. Sertaç Bey, Hasan Bey çok güzel bir örnekleme verdi. Bir daha Hasan Bey. Şimdi 49'a bir balon olan insanın 20 metre, yani 19 metre 85 santimden sonra severesi 10 metre band, yani 28 ile 7 MHz arası severesi mükemmel tutuyor. Çok ufak ufak kesersin, 5'er santim 3'er santim kese. Evet. Mükemmel oluyor, mükemmel. Benim bir hattım öyle, yani 20 metre bir hattımda. İşte 110 mikrohenrili bir bobin yaptım. Arkasına 1,5 metre tel. Onda da 3,5 megahertz'i tutturdum ama. Evet, ben de bu şeyden, sizin o şeylerden yararlanmıştım. Hatta benim de şöyle oldukça tabii şey gözüküyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Çok güzel sardım ve evet. Yani kendimle gurur duydum çünkü
Bir ton para verip bir Hantekin LCR metresini almıştım. Hesapladım şey falan. Ölçtüm. Böyle hani tam böyle nokta atışı tuttu falan. Yani 55 senelik ömrümde bu kadar sevinmedim ben yani. Bu ölçü aletinin fiyatı ne abi? Ben de bir LC metre... LCR Hantek'i valla yanılmıyorsam 130-140 euro civarında bir şey almıştım ama şöyle ben de bütün ilk emekli olduğum zamandı bütün o Hakan Bey ekran paylaşabilir mi? Birisi paylaştı ama kim paylaştı bilmiyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir Şeref Bey bana bir müsaade edin. Tabii bu Hüdaverdi Bey'in sayfasından 40 metre delta loop var. Ben bu anteni yaptım. Uzun sürede kullandım. Hala da muhtemelen duruyordur. Kayra'ya yeni anten yaptım diye onu gönderebilirim. Yani diyeceğim yeni anten yaptım. Bu arada Batuhan da el kaldırmış. Yapımı oldukça kolay. Şurada bir 7 metre civarında 75 ohm televizyon kablosu kullanıyorsunuz. Dipol antenlerde göre kazancı yüksek. Yagi'nin ikizi gibi kabul edebilirsiniz. Biraz daha yükseğe kurarsanız 7 Oscar Mike Müdaverdi Bey yıllarca bu antenlerle çalıştı ve bu SSB konteste o çok katılır. İyi neticeler almıştır. Tavsiye ederim. Yani eğer imkanınız varsa bunu kurma imkanınız şöyle. Sadece 40 metre çalışmıyor. Ben bu anteni yaptım. Icom 746 kendi üzerindeki otomatik tüner 40 ve sonrası yani 40, 30, 40 ve yukarısı yani 80 metre ve 160'ı tüner etmedi. Ama 40'tan sonraki bütün bantlarda 10 metreye kadar tüner etti. Rahatlıkla kullanabiliyor. Muhtemelen duruyor olması lazım başka bir şey de kesmediysem yoksa Kayra'ya söz verdik. Bir anten göndereceğiz. Yapıp şey bu. Teşekkür ederim abi. Ya çünkü evet. Ama şey nereye Secure Worldwide CW Contest'e katılmak şartıyla. Abi bu arada QRP'mi de göstereyim mi? Ha evet tamam olur abi ya. Niye olmasa ya? Harika. Hayır abi. Bir şey olur. Kayra şunu yapalım. Hatta şeye göndeririz. Bu antenle bu sisteme katıldı diye Sikü dergisine de göndeririz kaç tane QSO yaptıysan. Önemli bir şey. Aslında amatörlük budur. Maniplemde burada kırılmış ama yenisini basarız artık. Yazıcı aldık ya. Tamam. Daha güzel bir şey basarım. Yani sen, amatörlük budur. Keşke şey yap bunu şeyle hararetle bekliyoruz. İyi bir sonuç alırsınız. Umarım. İnşallah. Bunu da öneriyorum. Bu arada arkadaşlar Şeref Bey söz aldı. Batuhan Bey el kaldırdı. Ben ekran paylaşımını durduruyorum. İsmail abi size bir sorayım. Buradaki gördüğüm anten dikey olarak kullanıyor. Siz de dikey olarak mı kurdunuz anteni? Bana soruyorsanız evet dikey olarak kullandım ama evet. Yatay olarak da kullanılabiliyor. Yatay evet. Olarak da şey yapanlar da var. Çünkü yatay olarak kullanırsa daha basit. Yani o kadar çok yükseğe gerek kalmaz. Yani. Olabilir. Çatının üstünde yer varsa şey yapıyor. Bu arada Batuhan bir şey söyleyecek el kaldırmış. Buyurun Batuhan. Batuhan'cığım buyur. Selam. Sertaç abi nasıl yakmayı başardın cihazı ya? Çok merak ettim. Elim yanlışlıkla PTT'ye basmışım. Cihazı ayarlamaya çalışırken bir yerlerini alışkanlık değil böyle küçük cihazlarda insan şey yapabiliyor bir anda heyecandan. Hiçbir şey olsun. Yok iyi bir tecrübe oldu. Şey değilim. Pişman değilim. Bir daha olsun bir daha yaparım. Peki o loading coil'i printer'dan mı bas yoksa torna işçiliği mi? Yok orada sıcak silikon 50'lik pimaş vesaire. Ben detayları seninle paylaşayım. Teşekkür ederim. Ben onun şeyini bulup indirdim atayım istiyorsanız o coil'in şeysi STL dosyası var.
Bana özelden atarsan memnun olurum. Valla Kayra arkadaşımı tebrik ediyorum. Şimdi malum bu hazırlıklar çerçevesinde şöyle bir tane HP Power Supply'dan 750 wattlık Power Supply'ı modifiye ettim. 13.8 volt veriyor. Amper o? Bu normalde 12 voltta 62 amper, 65, 62.5 amper. Ama 13.5 volt, 13.8'de 50 amper net veriyor. Yani bir dummy load, bir sunni yüküm yok. Artificial load'um yok ama okuduğum ve bununla ilgili yapılmış testleri, videoları izlediğimde bunu gördüm. Şimdi ben bunu bir arkadaş bana hediye etti power supply'ı. Power supply'ın para vermedim ama Kartal'da bir yer buldum. Bunları 300-500 liraya böyle gidip istediğiniz adette satıyorlar. Modifiye etmek için içerisine iki tane taktım, direnç bağladım. O da para değil. Dedim ben buna güzel bir case bastırayım. İnternette de buldum 3D'i. Sordum bunu kaça basarsınız diye. Benden 2000 lira para istediler. Oo. Dedim arkadaş yani ben bunu böyle iple dalına asarım şuradan. Yani portakal kasasına koyarım ben bunu. Bu parayı size vermem. Yani kötü komşu adamı ev sahibi yaparmış. Bunlar beni 3D printer sahibi yapacaklar ama bu kesin evden kovulacağımın garantisi. Çünkü bir arkadaştan zamanında ben basarım printer... abi sen evden kovulma ben senin için basarım. Eyvallah Enes kardeş de sağ olsun ilgilendi şey yaptı. Yok sorun şu 3D printer almak meselesi de değil. Şimdi evde getirip yemek masasının üstüne koymuştum ben onu. Gece vakti dı 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 sesler böyle MR çektirir gibi duyunca ev halkı hani sopayı kopup arkandan koşturabilirler. Onun için böyle olanlara tercih edilmesi lazım. Yeri olanlara yani amatörlük hakikaten bir de yer meselesi. Allah hepimize kolaylık versin. Çok uzattım. Umarım o gün bir problem olmaz. Ama 28-29'u iple çekiyorum. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Hepimiz Cengiz Bey başarılar ya. Diliyoruz. İnşallah kahvada buluşmak dileğiyle. Sağ olun hocam çok teşekkürler. 5. katta amatörlük çok olmuyor. Sırf bunun için kalkıp 100 küsür kilometre gidiyorum hafta sonları. İki o saat da ayrı bir zevk. O da ayrı bir zevk. Yani. Ya işte anneyi babayı görüyoruz. O da ayrı bir mesele vesile. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar abiler. Hayırlı sohbetleriniz olsun. Abi arkamdaki şehir neresi? Burası İzmir. Ekrandaki şehri mi soruyorsun? Bu da o. Sen evet abi bu abinin arkasında şehir var. Sertaç Bey'e sordu bu kim resi? Ha Şeref Bey paylaştı tamam. Bu İzmir. Antenle gayet güzel. Şimdi onu anlatacaktım Kayra'ya. Ya da arkadaşımıza ben 7 MHz'de bu yarışma için değil iddialı da değil bu şey. Benim yerim olmadığı için balkona böyle bir anten kullandım. Bununla Erzurum falan yaptığım zamanlar oldu yani. İstanbul yapıyorum ama çok kıyaram olduğu zaman sıkıntı çıkıyor. Diyarbakır yaptım İzmir'den. İstanbul oluyor. Siz, abi ben şey sordum. Sertaç abinin arkasındaki şehri sordum. He, o anladım. Espri var herhalde arasında. Şehir deyince çakıştı üst üste. Benim arkamda PC şey mi i̇şte diyorsun? O bilgisayar şehrine bilgisayar şehir de yani, evet onu demek istedi. Anladım. Şimdi şehir lafı geçince de benim ekranda gözüken şehir soruyorsun zaten. Şimdi böyle güzel bir anten Kayra yerin yoksa yapabilirsin. Bak dipliği abi, de böyle. Bak dipliği. 2 dakika bu. Benim anteni göstereyim mi abi bu arada? Dipliğini de görmek isterim. Bu da bağladım buradan. Düşer de altta teller var bir şey olursa falan diye. Böyle bir topuz dipliği var bunun. Güzel bir diplik aslında. Alttan da böyle bağlı. Anten abi benim thread dipol bu. Bunu ben
İlk amatör olduğum zaman Hasan Tahsin abiye yaptırmıştım. Ondan almıştım. Çok, her yeri dinliyor. Avustralya falan dinliyor ama daha henüz bir yere gönderemedik. Aslında güzel bir antendi. Kuramıyor musun Karamürsel'de kuruluydu. Şimdi buraya Darıca'ya taşınınca kuracak yer yok. Ama bunu? Karamürsel'de kuruluyken de şey kimseyle de konuşamadık yani. Ama biraz zaman beklemen lazım. Yani şartların çok iyi. Bir de yarışma zamanı falan belki olabilir ama bir de parazit olmaması lazım. Yani. Kayra o balon kaça kaç balonu? Abi üstünde yazılar vardı da Dörde silinmiş. bir olsa gerek. Bire birdir o balon. Dörde bir. Dörde bir Bana mi? yanlış hatırlamazsam şey söylemişti. Bu kollar demişti 10 metre. 10 metrede bu O bobinlerin içinde var birebirdir demişti o balon. galiba. 10 metre gibi gözüküyor kablo. Birebir herhalde. Şimdi Yanlış hatırlamazsam. Kayra Toplam dedi, tam 40 metre yapıyor dedi yani. Bunun içinde 10 var dedi bu bobinlerde. Kablo 10 dedi. Bobinli mi onlar? He. O zaman Aha, değişebilir belki. strapleri var abi. Şimdi Yani o zaman Kayra değişebilir. toplamda 16 metre 20 santim 9'a 1 balonla yerin varsa 9'a 1 balona göre 16 metre 20 santimlik bir telle bayağı ihtiyaç giderebilir yani. Bilmiyorum abi. Zaten şey yani burada yerim yok. Burayı kuracak yerim yok. O yüzden bir dağ tepesine bir yere çıkıp da oraya kurmaktan bahsediyorum. İşte o zaman dipoller dediğiniz her türlü anteni arazide kullanırsın. Kayra ben Evet senin abi. sorununu çözüyorum. Hiç şey yok. En az 20 tane QSO garanti ediyorum çalışacaksan. Hiç dalga. İnşallah abi, inşallah. Yükseğe yükseğe çıkarsan çünkü delta loop şeye nazaran bu elindeki antene nazaran da kazançlı antendir. Çoğu antene nazaran daha iyidir. Şey yapar. Çalışır. Yani 40 metrede çalışırsın rahat. Tek bant katılırsın. En Abi, az bir sertifika alırsın. Bol fotoğraf. ben de İnşallah bir abi. şey sormak istiyorum. Buyurun. Buyurun. Kusura bakmayın, ben bu konuşmaya tamamladığı yerden biri girdim ama hakkınızı helal edin. Ya ben de el telsiz var. El telsizde mesela giriş yapıyoruz. Burada çevrim yapıyoruz. Benim çatı antenim yok. Ben çatı antenini bir yerden bir şekilde şey etmem lazım. Bulmam lazım. Bunu nasıl Jipol. yapabiliriz? Buna bir yardımcı olursanız Mahmut Bey, sevinirim. Jipol anten. Jipol anten. Geçen senelerde 50 liraya satıyordu bir beyefendi. Herhalde o 100 lira olmuştur şimdi veya 150 lira. Dual band 750. ne kadar? 750. 750 mi? Aman Allah'ım. 50 liradan Abi sen ne 750 mi? diyorsun abi? Aman Yok yok Allah. yok yok. Ben araya gireyim. Bizim Metin Keskin var Antalya'da. O Evet. jipolleri öyle uygun fiyatta yapıyor. Metin Metin Bey'in 250 lira falan herhalde. mesela Ama son günlerde şeyi yok onun. Facebook'ta anteni yok. ama Ya başka yani şeyle uğraşıyor Hasan abi? yok şimdi başka şeyle arızalarla falan uğraşıyor olabilir. Yalnız jipol en basiti yani. O sana çok yeter. İstanbul'da yeter yani. Mahmut Hayır Bey, Jipol anten. Başka hiçbir şeye bakmayın. şey de var. Flower pot da olur. Abi ben onu nasıl tedarik edebilirim ki? Bana bir bu konuda bir yardımcı olsa. Kendin yapacaksın kendin. Çok En basit. basiti Hasan abi, en basiti flower pot. Seyit Bir buçuk. hocama katılıyor. Ben de Evet, flower. katılıyorum. Veya Flower VAF çalışacaksınız. VAF mi VAF kullanıyorsunuz? var. Hayır. Double Doğal double. band. Doğal Dual band. band. Bir çatı Dual attığım band. antene de Dual bakabilir band. misiniz? VAF'si çok iyi değil aslında. VAF'si daha güzel çalışıyor. Hatta sadece VAF'sini yapıp VAF'de kullanan arkadaşlar var. Ama VAF'si mükemmel çalışıyor. Yani çok güzel. Robert. Çok basit bir antenle. Seyit Bey ismi yazar mısın çete? O antenin ben tam anlayamadım. O VAF'sini yapmak için alüminyum folyo yapılması lazım. Alüminyum folyolu o, biliyor musunuz değil mi? Evet Alüminyum evet Ali şeyi folyolu. Ama Severi bence ilk önce VAF'sini denesin. O VAF VAF'de de çalışıyor. Üçüncü armadayla. Şeref Bey şöyle şimdi eğer o internetteki şeyleri var örnekleri var. Onu Evet. birebir ölçülerini birebir uygularsanız Mahmut Bey o Şeref Bey'in bahsettiği alüminyum folyodan da severe ayarı yapıyorsunuz. Ben hiç ölçü
aleti kullanmadan ilk yaptığım flower pot'tu. Sonra nano VNA aldıktan sonra ölçtüm. VHF'de 1,5, UHF'de 1,2 gibi bir şey yapmışım. Yani ama hiç ölçüsüz yani. Herhangi bir ölçü aleti olmadan sadece verilen ölçüleri birebir oturtarak yaptım. Sonradan ölçtüğümde bu çıktı. Aslında ve özelliğine göre çok iyi bir örnek, güzel var. Evet evet. Ben onu becerebilir miyim? Hani onu bilemiyorum işte. Ben ya onu hiç, ben de öyle bir el becerisi. Hayır hayır, hiç el becerisine falan gerek yok ya. Elinde bir tane şarjlı matkap var da o şeyler var. Bu kombi boruları var. Sıcak soğuk su boruları. Onlardan, o sıcak su borularından iki ucuna delik delebiliyorsan, bir de şerit metreyle ölçü alabiliyorsan bitti. Başka bir şey yapmana gerek yok. Soğutucu alüminyum folyolu olanları var onların. Onlar olmaması lazım. İçinde hayır olmayacak. Hayır hayır. Olmayacak yani. Tabii su tabii. Su borusu olacak. Kalefer su borusu, su borusu. Kalefer borularında şey var. Alüminyum var içerisinde. Sıcak alüminyumsuz diye. Olanları var. Alüminyumsuz da olandan olacak yani. Alüminyumsuz olacak. Alüminyumsuz olacak. Ben şey kullandım. Bu elektrik için kullanılan konduit diyorlar şeyi. 2 metre onların normalde boyları. Onlardan kullandım. Tam 25 milimetredir çapları. RG58 kablo. Hatta onun bir de çift olanı var. 6 dBi yakın kazancı olduğunu söylüyor. Bu yıl değil de bir önceki yıl TA UAF VAF'ye katıldığımda onunla oldukça iyi performans verdi. Yani evin balkonuna koydum hakikaten. Tam bir flower pot çalışması. Benim şey de balkonda duruyor. Benim de terasta duruyor. Bir de mesela geçen şey yapmış. Şerit metreden yaptım ben. Şerit metreden. Şakır şakır da çalışıyor. Şerit metre, bir metre, iki metre, beş metrelik şerit metreden 48'er santim kesip aralarında bir santim boşluk kalacak şekilde monte edip ucuna da RG58 biraz şey yapabilir, zayıflatabilir ama RG213 bağladığınız zaman şakır şakır çalışıyor. Mahmut bir metre 8 santim tamamıyla şeritten yapmış işte. Adam metreden yapmış bu aldığım anteni. Ben de şerit metreden yaptım. 48 santim, 48 evet. Santim dipol. Sonuç itibariyle kendiniz yapabilirsiniz Mahmut Bey. Mahmut Bey yaparsınız. Abi, ben bunu yaparsam nasıl takacağım bunu yani? Ben buna kablosu, mablosu, jakını falan onu ayarlama şansım hepsini, var mı öyle bir şey? Mahmut Bey hepsini yaparsınız. Kabloyu piyasadan alacaksınız. Soketi piyasadan alacaksınız. Bir tane de 5 metrelik şerit metre alıp onu keseceksiniz. Zaten geriye bir soketin lehimiyle iki tane de vidayla tutturmak kalıyor. Başka bir şey yok yani. Bunun YouTube'da şeyleri var. Şerit metreden anten diye aratırsanız, telsiz anten diye aratırsanız çıkıyor. En son şey var. Konya'da TA5 MZC, yanlış hatırlamıyorsam şeyini, o arkadaşın yaptığı şerit metre ölçüleri birebir tutturduğunuz zaman 1,5, 1,6, 1,7 SVR çıkartıyor. Hem VHF'de hem UHF'de. Sağ ol abi. İnşallah ben bunu deneyeceğim Allah'ın izniyle. YouTube'dan araştırabilirsin. Efendim Seyit abi? YouTube'dan araştırabilirsin. YouTube'dan. Çok basit şeyler var. Anten yapma metotları, ölçüleri var. Onları birebir uygularsan SVR'n de çok fazla çıkmaz. Yani ölçümleri, kesme işlerini dikkatli yaparsan, o verilen ölçülere uygun yaparsan bir sıkıntı çıkmaz. SVR'n de düşük çıkar. Pekala Seyit abi, şey sorabilir miyim? Bende bir tane böyle bir ip gibi, yani file gibi bir tane şey var. Böyle bir yerden bir yere geliyormuşsun. Az önce bir abinin biri gösterdi. Ona benzer bir şey. O ne işe yarar? Yani o ne olduğuna bağlı. Onun şeyiyle önemli. Materyal nedir? O da önemli. Yani öyle her kullandığın mesela şeyi, biraz önce Şeref Bey dedi ya, Sertaç Bey dedi. O mesela floropotta dışına kullandığın su borusunun içerisinde alüminyum metal şey olmaz. Olmayacak. Metal olmayacak alaşımın içinde.
Bazılarını sağlam olsun diye metal katıyorlar içine. Onlar olmayacak. Mesela Şeref Bey'in yaptığı o veya Sertaç Bey'in kullandığı o göl şeyi var ya, Göl kamışı. kamışı. Göl kamışları. Göl kamışları da Fiberglass'tan yapılıyor aslında. fiberglass'tan olacak. Karbon alaşımı olmayacak içinde. Böyle şeylere dikkat edersen hiçbir sıkıntı yaşamadan yaparsın. Bir parça kesip mikrodalgaya atıp test edebilirsiniz. İçinde Ha, aynen. var mı Aynen. yok. Abiler, ben bu işe yeni başladım. O yüzden şey, yavaş yavaş böyle Tamam. dinleye dinleye sizleri, siz değerli Evet. abileri, bir şeyler yapmaya çalışıyorum inşallah Volkan abi. Mahmut Bey, M0 MSN diye YouTube'da bir kanal var. Bu adamın Kitchen Projects diye mutfakta yaptığı şeyler var. Yani meşhur bir adam İngiltere'de. Ben de onun videolarını izleyip oldukça basit aletler, yani bildiğimiz hepimizin sahip olduğu işte hani pense, tornavida, hani matkap, şarjlı matkap falan, bunlarla yapıyor. Birkaç tanesini seyrederseniz size o cesaret girecektir. Yani hani bizim Türklerin en büyük şeyisidir. Yani ne var ki ya, bunu ben de yaparım deriz biz. İnşaat seyretmenin yanında ki sporlarımızda. Siz de yaparsınız yani, çekinmeyin. Birincisinde olmazsa ikincisinde olur. İşte biraz elektrik bandı, biraz şey, o şeyi sararken. Birinci sardığınız olmayabilir. Ben dediğim gibi yani başarılı bobin sarmak için 50 sene beklemişim, 40 sene beklemişim yani. Yapın, eliniz alışsın. Mahmut Bey, bak chat bölümüne şerit metre antenin linkini attım. YouTube linkini, oradan bakabilirsin. Ya abi, ben şimdi bir de şey, Volkan abi, bir şey söyleyeceğim. Ben buraya girişi zor yapıyorum. Giriş yapamıyorum. Sağ olsun Nezih abi var. Onun şeyi, onun WhatsApp'ından beri atmış bana. Ben onun şeyinden giriyorum buraya. Ben bir türlü buraya giriş yapamıyorum. Sen onu nereye attın, onu da bulamıyorum abi şimdi ben. Bak. Mailini yaz Volkan Bey'e. Şu Mahmut Bey, mailinizi yazın, hemen ekleyeyim sizi. Her chat bölümüne yaz. hafta düzenli geliyor maillere link. Volkan abi, ben maili nasıl açacağım ama onu da bilemiyorum. Bu, ben buraya nasıl giriş yaptım? Bunu Sen Necati telefon yaptırdı. telefonda mısın? Söyleyin hemen, maili sizin şey yapayım, ben işleyeyim listeye. Rica edeyim Ben mailinizi. şimdi söyleyeyim size, ne telefonun numarasını söyleyeyim. Yok, hayır, mailinizi söyleyin. Bundan sonra her hafta size mail gelecek buranın linki. Mail adresinizi rica edeyim. Ben mail adresini bilemiyorum. Ben onu şu, o mail adresini nasıl yazdık buraya? Ben onu unuttum gitti. Kendi Senin mailiniz var. kendi mail adresin abi. Senin kullandığın mail adresi. Abi ben onu bilemiyorum. Ben onu çocuklara sormam lazım. Çocuklar biliyorsa biliyordur. Peki, bir yerden size ulaşabilmem için o mail adresinizi vermeniz lazım bana. Siz hangi WhatsApp grubunda var mısınız bir tane? Hangisinde varsınız? Ben size mesaj Ekranı atayım. görebiliyor musunuz şu an? Geldi gitti abi. Ekran kapandı şu anda. Yok, şeyi söylüyorum. Arkadaş ekranı görüyor mu şu an? Mahmut Bey, telefondan mı bağlanıyorsun şu anda Zoom'a, bilgisayardan mı? Chat ekranını görüyor musunuz demek istedi zannedersem. Yok, chat ekranı değil, o chat ekranını göremiyor da uygulamalardan açtırmamız lazım. O ekranı göremiyor, alttaki uygulamalardan var ya, o zaman Ha, görecek, kapalı o. Yani bence olayı anlayamadık galiba. Ekranı görüyorsa oradan açtıralım. Aytaç Şeref abi, ben şimdi eklendiniz bu arada. telefonuma bağlandım, Ekranı görüyor musun sen, ekranı? telefondan bağlanıyor Şeref Bey. Ekran gözükmüyor mu o zaman telefonun Yok. Ekran görünüyor. Evet, ben konuşmayı tamamla olayını kaydırırsam sağ tarafa sizi görüyorum. Sol tarafa kaydırırsam yuvarlak bir şeyin içine ona basıp konuşuyorum. Tamam. Peki altta uygulamalar, beyaz tahta, öyle bir şey var mı? İkonlar var mı? Telefonda yok. Telefonda yok mu? Ya o zaman yapacak bir şey yok. Bir yerde telefonda da sohbet yok muydu abi? Var sanki Vardır sohbet. canım. Var Vardır da da ben biraz kurcalaması lazım. aşağıda bir Telefonu. şeyler var. Evet, aşağıda görüyorum. Çıkıyor ben Volkan Bey, bastığım zaman. yardımcı olur musunuz? Oradan yan tarafı sohbeti açsın. Oradan gözükecek hepsi.
Ay gözükecek de şöyle bir şey. Kendileri her hafta düzenli yolladığımız maili alabilmesi için. Tamam, onu da ya, anlıyorum ben. Ama hatası bence şimdi yazdığımız linkleri göremiyor ya. Onları evet. Görecek. Siz yine e-mail adresini alın tabii yani. Yo, ben telefonda nereye basılacağını hiç bilmiyorum. Hayatımda ben de bilemediğim için basılı size attım. Ben de bilmiyorum. Telefonda kullanan varsa yardımcı olsun o zaman. Mustafa, benim o e-mail adresini de al. Baksana şuna bir. Şu e-mail adresi istiyorlar. Volkan abi bir saniye. E-mail midir? Onu atayım ben size. Çocuk ayarlıyor. Tamam. Çocuk ayarlasın. Bundan sonra her hafta mailinizin içine link gelecek. Bu arada Aytaç Bey, sizi ben kaydettim. Mail grubumuzda olmayan kişiler varsa 400'e geliyoruz. Az kaldı. 3-4 kişi kaldı. Muhakkak şey yaparız. Sizi de ekleriz. Volkan abi. Batu sesin geliyor mu? Geliyor. Selamlar. Şey işinin ne yaptınız? Ardından ne işini? Kablosuz bağlantı işini, tünellemeyi açtınız diye tahmin ediyorum. Biliyorum. Telekom'da bir sorun olduğu için tünel kapandı. Bugün programdan sonra gidip yapacaktım ama hiç halim yok. Yarın sabahın 7'sinde kalkıp gidip yapacağım, devreye alacağım. Kablosuz içinde şöyle adaya bir nokta kuracağım. Ama şu an yani programa bile ucu ucuna gelip yemek yiyip katıldım. İnşallah haftaya vakit bulacağım. Güzel. Ben de bir şey söyleyebilir miyim hemen? Tabii Kayra. Kusura bakma abi, kusura bakma, böldüm, lütfen devam et. Yok hayır, lütfen. Ha, abi şey diyecektim. Şimdi Arda'nın kutusuna delik açacağım 3 tane antenleri çıkarmak için de hiç içime de sinmiyor. Ne Arda'nı? Mikrotik'in kutusuna, pardon. Kutusuna 3 tane delik açacağım da hiç delmeye de niyetim yok. Bir delme tane kutu yap, tasarım yapabilen abimiz varsa. Bir tasarıma tane gerek yok ki, o bir site var ya, Mikrotik diye yaz, orada o sitede çıkıyor. Var mı? Thingiverse'de Mikrotik kutusu mu var abi? Orada varsa herhalde hemen ondan şey delikleri açalım da oradan yaz, bağlayalım. Mikrotik 951 yaz, orada her şey vardır ya. Oh, yazdım hemen abi. Mikrotik 951. Tik. Mahmut Bey geldi mi mail adresini? Geldi, şey söyleyecekmişiz değil mi? Aa, çıktı abi, varmış hakikaten. Var tabii ya, her şey var orada. Mahmut Bey, alıyorum maili, genç arkadaş söylesin bana. Söyle. Söyle. Mahmut. Evet. 81 AR 81 Adana gmail.com. Evet, gmail.com. Tamam. Mahmut 81 Adana Rize @gmail.com. Sizi kayıt ettim. Tam tamına 394. kişisiniz. 6 kişi sonra 400 oldu. Hele şükür abi ya. Hele şükür ya. Buraya tamam. Girmek için tam 1 saatten beri uğraşıyorum. Estağfurullah. Kayıtlarımız YouTube'da var. Mail adreslerini bize daha sonra kayıttan da izleyen dostlarımız var ise lütfen bildirsinler ve mail listemize girsinler. Efendim yavaş yavaş geç saatlere doğru gidiyoruz. Hasan Bey ayrılmadan hemen bir soru soracağım İsmail Bey ile Hasan Bey'e. Yarışmaya girdik. Güzel de bir derece yaptık. Konuştuk 80 veya 180 istasyonla. Nasıl kabrioya çeviriyoruz ve nasıl upload ediyoruz? Bu işi düzenleyenlere nasıl yollayıp sertifikamızı alıyoruz? Şimdi şöyle, biz genelde N1 MM yarışmasını kullanıyoruz. Log programını kullanıyoruz. Orada menülerin içinde kabrilo şeyi var, menüsü var. Oraya bastığınız zaman çağrı işaretinizin altına hemen otomatik atamasıyla beraber yükleyeceğiniz yere belirtiyor. Onu biz genelde masa üstüne alıyoruz, kabriloyu. Otomatik tanzim ediyor zaten onu. O masa üstüne attıktan sonra onu yarışmanın kuralları içinde yazar. Log yükleme yerine e-mail ise e-mail, e-mail değilse de web sitesi var. Oradan generate kabrilo file. Buna tıkladı mı devam ediyorsunuz. Ondan sonra işte bunu şeye gönderiyorsun. Masa üstüne. Masa üstüne. O dediğiniz gibi olumlu şeyleri onaylaya masa üstüne atıyorsunuz. Sonra ya e-mail ile ya kurallara göre ya da
ilgili web sitesinin log yükleme menüleri var. Oradan gönderiyorsunuz. İşte evet. Emekli tabii... abi araya girdim de Volkan abi ben kaçıncı sıraya geçtim abi? Sıra önemli değil. Şu an 394. veya 6. kişisiniz. Ya ben de var ya şey 381. kişi mi diyorsun diyecektim de. Yok. Tamam sağ ol. Kolay gelsin. Evet, şimdi Mai Bey de gösteriyor nereden export edildiğini. Şöyle bir şey daha söyleyelim. Bu eksik kalmasın. Bir de altta export menüsü var. İsmail Bey export menüsüne iner misin? File'e gel. Buradan da adif dosyasını export adif to file'e tıklıyorsunuz. Bunu da indirmeniz lazım. Biz şeye Lotfi'ye, EQSL'e ve QRZ.com'a bu adif dosyalarını gönderiyoruz. Orada görüşmenin teyitlerini, onaylarını almak için lazım bu. Biz her yıl DX Maraton diye yıllık kapasitemizi test ettiğimiz yerler oralar zaten. Bu adif dosyasını çıkarmayı unutmayasınız. Yoksa karşılıklı onay işini yapamazsınız. Yarışmaya kabroleyi gönderirsiniz ama diğer vatandaştan görüştüğünüz kişiden şey alamazsınız. Küresel kartlarınızı veya onaylarınızı alamazsınız. Bu adif dosyaları önemli. Anlaştık mı Volkan Bey? Tabii tabii. Teşekkür ederiz. Hem görüntülü hem sözlü olarak iki tarafta anlattığı için teşekkür ediyoruz. Bu şekilde yolladığınızda daha sonra bir de İsmail Bey sayfada nereden upload ediyoruz? Kolayınızdaysa bir de onu gösterelim. Worldwide SecureWiWi'ye giriyoruz. SecureWWW'ye yazarsanız. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Contest Calendar diye bir web sitesi var. 8 günlük aylık kontestlerin tarihini zamanını yazan bir site var. Oradan da kontestlerin bütün özelliklerine geçiş yapılabiliyor. Bu kendi sitesi. Buradan Submitting Your Log diye bir bölüm var. Evet. Buradan geliyoruz. Açılmadı herhalde. Bildiğim kadarıyla yarışmadan hemen sonra şey yapıyorlar, aktive ediyorlar ama şimdi var mı bilmiyorum. Şu anda aktif değil yani. Yarışmadan sonra oluyor genelde. Evet. Ya da birinci günün sonunda açılıyor log gönderme. Bazen değişiyor tabii. Yani her şeyi tam yapmak lazım. Sadece QoS'a yaptıktan sonra iş bitmiyor. Cabrillo mutlaka yarışma komitesine gönderilecek. E-mail veya ilgili site. Adif dosyalarında karşılıklı teyitleşmek için EQSL, QRZ.com, Lotfi. Ben öyle yapıyorum. Üçünden başka yere atmıyorum. Bazıları başka log programları kullanıyor. Oradan otomatik gönderiyorlar, anlık gönderiyorlar. O herkesin kendi tercihi farklı. Ama adif dosyası önemli yani. Yoksa ispat edemezsiniz yani. Evet, SSB 28-29 bu ay. CW'da Kasım ayının 25 ve 26'sı katılacak bütün dostlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Harika bir yarış dönemi. Ve amatör yeni olmuş, cihazlarını yeni almış, kısa dalgalarını yeni almış kişiler için eğer anteniniz yoksa hazırlık yapmak için yardım istiyorsanız bizleri bulun. Yarışmaya kadar dilimiz döndüğünce sizlere yardım etmeye çalışırız. Katılın, Türkiye'nin bayrağını sallayın, güzel dereceler alın. Siz de yarışmalara katılın. Yapabiliyorsanız okullara gidin, genç çocuklarla birlikte yarışmalara katılın. Genç neferlere örnek olun. Bir şey daha ekleyeyim. Lütfen. Benim Facebook grubu, Facebook'taki arkadaşlarımda böyle hatır sayılır kontestçiler var. Adamlar bir buçuk ay öncesinden bütün teşkilatlarını hazırladılar. Mesela demin bir şey gördüm. Adam uçağa 3 konteyner anten falan filan koymuş. Tabii onların parası var. Yani çok ciddi hazırlanıyorlar bu tip kapsamlı yarışmalara.
hani burada hani amiyane kullanmayayım da yani çok özeniyorlar yani bu tip yarışmalara hakikaten ciddi ciddi şey yapılıyor. Türkiye'yi de fazla temsil etmemiz lazım. Yani bir telle her şey olabiliyor yani. Deminden beri anlattık. Fan dipoldü, şu dipoldü, şu işte bilmem ne. Hani yani bir kere başınızı soktuğunuz zaman ya da merak ettiğiniz zaman bu iş çok basit ya. Ben kendi kendim öğrendim. 2017'de kontestçiliğe başladım. Yani atla deve bir olay değil yani. Bu iş cihazınız olduktan sonra telle, antenle yani takır takır gidiyor bu iş. Hele otomatik anten tüneri olan bir cihaz aldığınız zaman imkanınıza bağlı ya da QRP ile yani yapılmayacak bir şey değil bu. Yani yarışmaydı, kiosuydu. Yani biz kendi kendimize korkmayalım yani. Korkacak bir şey yok. İşte herkesi bir şekilde şimdi yarışma gününe kadar her programda küçük küçük SQYY, SQYY diyeceğiz. Ben yeni QTH'e taşındığım için şu an antenim yok. Büyük ihtimalle de bu hafta veya önümüzdeki hafta yukarıya hemen antenimi dikeceğim ve hazırlıklarımı yapacağım. Eğer bu sene de bir okulumuzda aktif değilsek inşallah evden katılacağız, göreceğiz. 2 senedir biliyorsunuz okullarda yarışıyoruz. Sizleri de bu yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. Evet, yavaş yavaş bugün biraz erken atış serbestine geçireceğim. Çünkü ayrılan da çok fazla var. Ben sabah 6'dan beri non-stop bayağı bir problemli bir gündü. Bir sürü sorun çözdük. Mecalim kalsaydı ARDN pop noktasını ayağa kaldırmaya Kartal'a gidecektim ama bu saatten sonra herhalde bayılırım. Yarın sabah erkenden onu yapacağız. Efendim bu hafta da değişik konular konuştuk. Unutmuyoruz. Dankal araba telefonundan röle nasıl yapılıyor? Önümüzdeki haftaya bırakıyorum onu. Bari espri olsun diye şu videosu var. O videoyu oynatayım. Efendim önümüzdeki hafta çok eski bir araba telefonunu modifiye ederek röleye nasıl çeviriyoruz onu paylaşacağız. Hemen oynatalım. Biraz da keyifle programı kapatalım. Birazdan size bir telefon numarası vereceğim. Telefon edip telefon sahibi olacaksınız. Ama bildiğiniz telefonlardan değil, araç telefonu. Üstelik Dankal araç telefonu. İşte bu telefon. Şimdi onu alıyorum, yerine yerleştiriyorum. Bir numara çeviriyorum. Diyelim 267-65-34 oldu. Buyurun Telepazar. Telepazar Türkiye'nin ilk televizyonla pazarlama şirketi. En seçkin markalar en uygun koşullarla Telepazar'da. İlk olarak isteyen herkese çok elverişli şartlarla Dankal araç telefonu. Üstelik PTT hattı garantisiyle. Hem de profilo güvencesiyle. Ya ödeme kolaylıkları? Ayda 995 bin lira taksitle. Bir daha tekrarlar mısınız lütfen? 267-65-34. Telepazar'ın 24 saati telefon edin. Kolayca Dankal araç telefonu sahibi olun. Evet efendim. Bu gördüğünüz eski model cihaz bir şekilde modifiye ederek bildiğiniz amatör telsiz rölesi oluyor. Bildiğiniz gibi röle işletmek ve oluşturmak tamamen derneklere izin olarak verilmiş durumda. Ama acil durumda kullanmamız için bunlardan bir iki tane bir yerlere koymayı düşünen derneklerimiz için de harika bir örnek. Önümüzdeki haftaya bu konuları konuşuyor olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki haftaya buradayız. Benim kenarda bir tane duruyor.